Öncelikle herkes hoş geldi tekrar. Çözüm Park Bilişim Portalı'nın hazırlamış olduğu Link 2013 bütün gün etkinliğine tekrar hoş geldiniz. Hakan Hocam da bahsettiği gibi şu anda Link 2013 yeni bir ürün olduğu için, Link 2010 OCS'den gelen yeni bir ürün olduğu için ve ürünün de çok fazla yeniliği olduğu için özellikle de internet ortamında çevrede atıyorum article, makale vesaire webcast çok fazla yapılmadığı için ürünü tanıma fırsatı bulamamışsınızdır doğal olarak. Biz bu amaçla Link 2013'ün yenilikleri nedir? Bize neler katıyor değer olarak? Artıları nedir? Entegrasyon aşamında neler yapabiliriz? Konularına değineceğiz. Benim ismim Oğuzhan İlkan Baran. Şu anda Koçistan'da çalışıyorum. Ankara'da savunma sanayi sistem ve network tarafında destek veriyorum. İstanbul'daydım daha önce ama artık Ankara'dayım. Orada ikamet ediyorum. Bizim buradaki sunumu açıkçası ben iki bölüme ayırdım. Birinci saatte biz Link Server 2013 yenilikleri ve kurum senaryolarını inceleyeceğiz. Açıkçası burada şey yapmayı düşünüyorum. Hani son client tarafında yenilikleri budur. İşte web kamerasını açtığınız zaman şu yer getirilir. Atıyorum live meeting artık kullanım ve web konferansında şu yenilikler vardır ziyade size son kurulumlar nasıl entegrasyon yaparsınız sisteminize ve bunu çoğu büyük ihtimalle herkes IT sektöründen ve CEO'larına atıyorum genel müdürlerine bu ürünü tanıtma amacına girecekler. Çünkü ürünün IT bazında değerlendirildiği zaman zarardan çok yarar getirdiğini düşünüyorum. Bunu öncelikle irdelememiz gerekiyor. Daha sonra da kurum senaryolarına geçeceğiz. Şu anda Link kullanan var mı aranızda veya OCS kullanan var mı? Çok az bir katılımda var. İkinci saatimizde de OCS 2007 R2'den. OCS 2007 desteklenmiyor. R2'den Link Server 2010 ve 2013'e migration işlemini yapacağız. Şu anda biz gerçek ortamda 2013'e migration yapacağız. Zaten her şey aynı. Yine bahsettiğim gibi evet, burada birinci bölümde onu anlatıyoruz. İkinci bölümde de migration işlemlerini anlatacağız. Belki çoğunuzun haberi vardır. Link Server önceki sürümleri 2001'den başladı real-time sunucu olarak. 2003'te Live Communication Server olarak geldi. 2005'te bunun codename'i VNA olarak değiştirdi. 2006'da Service Pack 1'i çıktı. 2007'de şu anda migration yapılamayan sürümlerinden bahsediyorum. Şu ana kadar migration yapılamıyor. Yine 2007'de Office Communication Server'dan yine migration yapamazsınız. Bu çıktı. 2009 yılında ise R2'si çıktı bunun arkadaşlar. En son şu anda neredeyse Link 2013'le aynı olan Link Server 2010 çıktı. En son update'i de 7 update olarak yayınlandı. Geçen 2 ay öncesinde. Eğer Link 2010 kullanan kullanıcılar varsa şu anda bu update'i sistemlerine entegre etmesi gerekiyor. En son da 2012 yılında Link Server 2013'ün preview edition yayınlandı. Sanırım 2 ay öncesine kadar da RTM sürümü yayınlandı. Şu anda biz RTM sürümü üzerinden bu işlemleri yapıyor olacağız. Şimdi biraz şey tarafına gelelim. Atalay hocamın bir sunumu bu. Link'in hangi ortamlarda nasıl kullanıldığı. Şimdi herkes ilk ofisine gittiği zaman yaptığı ilk işlem belli zaten. Bilgisayarını açar. Bilgisayarını açtıktan sonra Internet Explorer'a girer. Ondan sonra ofis uygulamalarını açar. Ondan sonra kişilerle iletişim haline geçer. Müşteriyle iletişim haline geçer. Kendi çalışanlarıyla iletişim haline geçer. Şu anda her gün kullanılan uygulamalarda bir listeyi görüyorsunuz. Bunun haricinde çok fazla bir şey yok. Link 2013 ve 2010 bunların hepsini entegre olarak çalıştırıyor. Bunlardan işte bahsettiğimiz ofis uygulamaları, web konferans, sesli konferans, telefon, sesli posta, anlık mesajlaşma, sürekli sohbet. Arkadaşlar ben Link'i 3 seviyeye ayırıyorum. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü Link artık bayağı bir entegrasyon sağlıyor sistemlere ve oldukça da Enterprise Voice tarafından sonra oldukça kullanılabilir hale geldi. Şu anda Salon 2'de Enterprise Voice özellikleri anlatılıyor. O sebepten dolayı sizin seviyeniz şöyle değerlendireceğiz. Link'i biz hangi amaçla kullanacağız? İletişim amacıyla kullanacağız doğal olarak. Ama ilk amacımız anlık mesajlaşma. Seviye 1.
Anlık mesajlaşmadan kastımız şu. Herkes burada MSN kullanmıştır. Zaten Türkiye'de şu anda yaklaşık 15 milyon, 20 milyon civarında MSN kullanıcısı var. Arayüz aynı. Çok fazla sıkıntı çıkarmıyor kullanıcılar tarafından. Son kullanıcı tarafı çok hızlı adapte olabiliyor bu işleme. Anlık mesajlaşma bizim birinci seviyemiz. Anlık mesajlaşmadan sonra ikinci seviye olarak da sesli görüntülü konferans ve web konferansı. Burada biraz daha işin içine farklı cihazlar giriyor, farklı kurulumlar giriyor, entegrasyonlar giriyor. Toplantı yapacaksınız, sesli görüntü yapacaksınız, konferans yapacaksınız, atıyorum ikili veya üçlü konferanslar yapacaksınız. Artık siz seviye 2'ye geçmiş oluyorsunuz. Bunu ben size özellikle anlatıyorum çünkü bunu kararını vermeniz gerekiyor. Şirketinizde hangi entegrasyonu nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Yani sadece anlık mesajlaşma entegrasyonu yaparsanız sunucu kapasiteniz çok fazla yüksek olmasına gerek yok. Biraz daha düşük tutabilirsiniz. Sesli görüntülü konferans, web konferans falan yapacaksanız işin içerisinde farklı sunucular da giriyor. Biraz da ekipman gerekiyor tabii ki doğal olarak. Ve en son olarak da kurumsal ses. Kurumsal ses işin içerisine girdiği zaman artık siz tamamıyla link server'ın bütün ürünlerini aynı anda kullanıyor durumdasınız. İnanılmaz bir maliyet avantajı var. Burada herkesin IT pozisyonunda genel müdürüne veyahut da bir üst bağlı olduğu merciye raporlama yaptığını düşünüyorum. IT biliyorsunuz her zaman zarar getiren bir sektör olarak gözükür. Çünkü siz genel müdürünüzün yanına gidersiniz, anlatırsınız. Bir sunucu almamız gerekiyor. Sebep-sonuç ilişkisi işin içerisine girer. Neden bu sunucuya ihtiyacımız var diye başlar. Ondan sonra maliyet planları çıkmaya başlar. Arkadaşlar link server'da böyle bir şey olmayacak. Siz maliyet planlarınızı yapın. Şu anda link kullanan Turkcell link entegrasyonundan sonra Exchange üzerinden mail trafiği %40 düşmüş durumda. Atıyorum telefonlaşma trafiği düşmüş durumda. Daha hızlı adapte olabilirler. En basitinden şunu anlatayım. Siz bir iş yerinde 3 tane kişiyle toplantı yapmayı düşünüyorsunuz haftaya mesela. Haftaya bir toplantı günü ayarlayacaksınız. Ahmet, Mehmet, Serkan. Ahmet, Mehmet, Serkan'a mail atıyorsunuz. Her birinden cevap dönmesini bekliyorsunuz. Cevap döndükçe işte gün ayarlaması biraz sıkıntı oluyor. Saat ayarlaması sıkıntı oluyor. O uygun olmuyor. Yurt dışında oluyor, şehir içinde oluyor. Farklı bir yere gidiyor, geliyor. Linkten herkesi alıyorsunuz. Konferans alıyorsunuz. Soruyorsunuz. Tarih günü ne zaman ayarlayalım? Bakın mail göndermiyorsunuz. Zaman kaybetmiyorsunuz. İş gücü kaybı yok burada. Soruyorsunuz. Hemen kararınızı veriyorsunuz. Toplantı gününde aynen gönderiyorsunuz. Link'in bu artıları var. Bunu kullandıkça zaten daha hızlı anlayacaksınız. Zaten kullanan arkadaşlar da var. Link 2013 yeniliklerinde şimdi az önce de bahsettiğim gibi Link 2013'ün son kullanıcı tarafında yenilikleri açıkçası fazlasıyla var. Detaylara girmek zaten bu 1,5 saati fazlasıyla aşar. Ben bu detaylara fazla girmek istemiyorum. HD video desteği var. Arkadaşlar, 5'li konferans yapıyorsunuz, 5 kişinin görüntüsü aynı anda geliyor. Toplantıyı yöneten kullanıcı hangisinin aktif olmasını seçebiliyor. İsterse disable yapabiliyor, her şeyi yapabiliyor. En son gelen yenilik tabii ki Skype ile federasyon. Şimdi Skype ile federasyon işin içerisine girdiği zaman artık voice tarafında kullanabiliyorsunuz. Çünkü Skype şu anda aynı zamanda messaging ve voice tarafında destek veren bir firma. Siz bu federasyonu sağladığınız zaman herhangi bir PSTN bağlantısı da olmadan dışarıya arayabiliyorsunuz. Dışarıyla görüşme yapabiliyorsunuz. Skype'nin kredilerini almanız gerekiyor tabii bu durumda. Bunu da entegrasyon yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mobil ve web sistemcileri arayüzü henüz daha şu an yayınlanmadı. Link 2010 iPad ve iPhone uyumları var fakat 2013 tarafında henüz yayınlanmadı. Video galerisinden bahsettik toplantı için. Bu arada OneNote Integration var. Bunun makalesi Çözüm Park tarafında 2-3 hafta falan erteleniyor. Ben makalesini yazdım fakat erteleniyor. Sanırım bu hafta yayınlanır diye tahmin ediyorum. Yeniliklerinden OneNote Integration'ı da görmüş olursunuz. Link Web App yine 2010'da da kullanılan application'ın aynısı. Sadece bir arayüz değişikliği söz konusu oldu. Arkadaşlar bunları hızlı geçiyorum. Sizin için bir sorun yoktur umarım. Çünkü ben özellikle entegrasyon tarafına dahil olmak istiyorum. Bunları internetten çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Sizin için önemli olan maliyet planı ve sistemi nasıl buna entegrasyon edeceğiniz. Eğer bugün yetiştirebilsek
Exchange 2013 entegrasyonu da yapacağım. Şu anda Exchange tarafında ufak bir problemim var. Ona henüz gidiremedim. Bunun makalesini yazdım. Çok büyük ihtimalle o da yarın yayınlanmış olur. Exchange 2013 entegrasyonu hiçbir sorun yok. Çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bunun avantajları ne arkadaşlar? Şimdi az önce de bahsettim. Atıyorum burada bir Sarah Davis var. Sarah Davis'le siz konuşmak istiyorsunuz ve mail atmak istiyorsunuz ama işte ona yanıt verecek mi vermeyecek mi hemen uygun olduğunu görüyorsunuz. Şu anda yeşil olarak uygun durumda. Direkt olarak yazabiliyorsunuz. Diyorsunuz artık şu toplantı tarihini şu güne alalım diye hemen konuyu bağlayabiliyorsunuz. En büyük avantajları bu. Link'te çok hızlı iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Link Client'ın arayüzü biraz değişti. Bu arayüzü birazdan inceliyor olacağız. OneNote paylaşımında tekrar bahsediyor olacağız. Skype Federasyonu. Arkadaşlar bu Skype Federasyonu önemli aslında. Önemli. Bu konuyu başka bir webcast'te daha detaylı bir şekilde anlatıyor olmamız gerekiyor. Sadece 2003 yılı 2000 entegrasyonu var mı Skype'ın? Yani sadece 2003 yılı var mı? 2000 olacak mı? Link 2010'da Skype'e entegrasyonu var. Fakat farklı bir sunucu daha kurmanız gerekiyor. Apache Server kurmanız gerekiyor. Biraz daha sıkıntılı bir iş. Hani 2013'e migrate edersiniz, daha sağlıklı olur. Şimdi Link dedikçe çalışabiliyor. Link online çalışabiliyor. Aynı zamanda hibrit de çalıştırabiliyorsunuz. Bu konuyla ilgili sıkıntınız yok. Şimdi TechNet'ten aldığım en son feature'lar. Yeni gelen feature'lar bunlar arkadaşlar. Bunların çok fazla detayı var. Bunları kurulum esnasında size teker teker anlatıyor olacağım. En son yaptığımız bir işlemden sonra bir standard edition kurulumu yapacağız Link'te. Enterprise Edition kurulumu yaparsanız SQL backend sunucularında mirroring işlemlerini yapabiliyorsunuz. O konuda bir sıkıntı yok. Topology Builder programda tamamen değişti. Disaster Recovery ve High Availability feature'ları da tamamen değişti. Birkaç da virtualization features'lar geldi. Bunları yine birazdan deney olacağız. Client tarafındakiler yine şu anda gördüğünüz gibi. Office Integration'ı 2010'a göre çok rahat pratik yapılabiliyor. Sanırım herkes zaten burada Exchange kullanıyor tahmin ediyorum. Exchange kullanan sayısı Lotus veya benzeri kullananlar var mı acaba? Onlarla ilgili şu anda entegrasyon henüz yok. O sebepten dolayı biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, en önemli değişiklerden bir tanesi Persistent Check. Şimdi grup chat vardı 2010'da. Grup chat'in ismi değişti. Microsoft'un her zaman yaptığı bir işlemdir bu. İsimleri değiştirir. Link de biliyorsunuz OCS'ten ismi değişerek gelmiştir. Persistent Chat Server eski grup chat server'dır. Bir grup oluşturursunuz. Gruplara üyeler atarsınız. Gruplar üyeler arasında direkt olarak konuşabilir. Bunun sunumu öğleden sonra sizden yapılacak zaten. XMPP Federation, Google Talk. Zaten MSN, Yahoo Federation'lar var. Google Talk Federation'da bu 2013 sürümüyle birlikte yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bunu da webcast'ine yayınlayacağız. Bu biraz zahmetli bir iş. Çünkü ad sunucusu vesaire falan olması gerekiyor. Biraz sıkıntılı bir iş. Bunu uygulamak isteyen kullanıcı olursa, tabii federate etmek isteyen kullanıcı olursa dışarıya, bunu da anlatıyor olacağız. Link Server 2013'ün sunucu rolleri. Biz şimdi Standard Edition Server kurulumu yapacağız dedik. Standard Edition Server kurulumu haricinde zaten SQL tarafında front-end, back-end server var. Edge server var, mediation server var. Mediation server şu an integrated olacak bizde. Director sunucu var. Director sunucu authentication mekanizmasını biraz daha hızlandırıyor. Persistent Chat'e ait sunucular var. Bu öğleden sonraki oturumda bu sunucularda size anlatılıyor olacak arkadaşlar. Bir high level topolojisi var. Şu topolojiyi incelerseniz çok rahat şu andaki bizim topolojimizi anlıyor olabilirsiniz. Burada bütün entegrasyon var. Az önce bahsettiğim 3 seviyenin 3'ü de entegre edilmiş durumda. Bir tane şu anda Active Directory yapımız var. Exchange yapımız var. SCOM yapımız var. DFS var. File Storage için kullanılacak. WAG kullanılıyor. Aynı zamanda Reporting ve diğer CDR ve QA işlemleri için de başka bir sunucu kullanılıyor. Yine SQL tabanlı. Burada Mediation Server ayrı bazda tutulmuş. Yine Persistent Chat ayrı bazda tutulmuş.
Enterprise Edition sunucular var. Enterprise Edition sunucuların önünde Edge Server var. Edge Server zaten dışarıya bağlanıyor. Office 365 entegrasyonu var. Burada yeni olanlar şunlar. Skype ve XMPP. Aynı zamanda Office 365 federasyonu. IPPS'ten Gateway'le de santral entegrasyonu yapıyorsunuz ve dışarıya PS'ten çıkışı yapıyorsunuz. Voice çıkışı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Edge Server ve Reverse Proxy'nin mutlaka Perimeter Network'te olmasını belirtiyorum. Bu gerçekten önemli. Edge Server'da mutlaka Reverse Proxy'yi aynı sunucu üzerinde bulundurmayın. Reverse Proxy'den kastımız TMG olabilir, ISO Server olabilir, bunlardan herhangisi olabilir. Kurulum aşamaları. Şimdi kurulum aşamalarını biz ilk önce Exchange'de yaptığımız gibi, daha önce 2010'da da yaptığımız gibi, OCS'de de yaptığımız gibi şema hazırlıyoruz. Sonrasında Active Directory'nin database'ini hazırlıyoruz, domain'i hazırlıyoruz. Ondan sonra her şeyi hazırladıktan sonra ilk SQL kurulumumuzu yapıp sonra topolojiyi buldur işlemi yaptıktan sonra OCS'de bulunmayan ama Link 2010'da bulunan CMS Central Management Store'u oluşturuyoruz ve ondan sonra publish işlemini yapıp daha sonra linkin kurulumunu sonlandırıyoruz. Bunun bir adımı var arkadaşlar. Hızlıca bunu geçiyorum. Active Directory hazırlıyoruz. Topology Builder'ı yükliyoruz. Topology'yi publish ediyoruz. Bu arada SQL backend sunucular eğer varsa bunları create ediyoruz. Link sistemlerinin RTC Local, bu arada SQL instance'ın ismi RTC Local olarak geçiyor. CMS'ten bu topoloji çekiyoruz arkadaşlar. Uygulamayı yüklüyoruz. Sertifikaları yapıyoruz. Servisleri çalıştırıyoruz. Eğer varsa daha farklı uygulamaları ekliyoruz, kaldırıyoruz. Migration işleminde şöyle bir şey var. Onu da bahsedeceğim. Migration'da olan sunucularınız neyse 2013'e migrate ederken aynı sunucuları seçeceğiz. Sonradan ekle kaldırdan atıyorum monitoring, archiving rollerini kurabileceğiz. Office Web Apps bu arada yeni bir üründür bu. Ben genellikle PowerPoint sunumlarını kolaylaştırdığını düşünüyorum arkadaşlar. Onun kurulumu yapacağız. Öğleden sonraki oturumda yapılacak bu. Farm oluşturulacak. Bunun için sertifika alınacak. Eğer istenirse diğer integration'lar da yapılacak arkadaşlar. Hardware ve sistem gereksinimleri. Bunları TechNet'te bulabilirsiniz. TechNet'i özellikle incelemenizi istiyorum. Her kurulumda, her kurulum öncesi bir checklist oluşturup neler gerekli, neler gerekli değil, mutlaka o checkliste göre gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu sizin için her zaman iyi olacak çünkü bir hata durumunda geriye dönmeniz daha sağlıklı olacak. Şu anda bizim kullandığımız sistemde ben 8 GB bir RAM'li makine kullanıyorum ve 50 GB bir boş alan. Ama önerilen tabii ki biraz daha farklı. 32 GB RAM öyle ama sizin az önce bahsettiğim gibi planning tool var. Planning tool kurarsanız kaç kullanıcınız var? Seviye 1'de misiniz, 2'de misiniz, 3'de misiniz? Bunu belirlersiniz. Ona göre sunucu özelliklerini ortaya çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Minimum bir tane zaten NIC gerekiyor. CPU 2.26'nın üzeri olması gerekiyor. 64 bit. Tabii bu front end serverlar için ve edge serverlar için, mediation server ve director serverlar için biraz daha farklı. Biraz daha düşük olabilir. 16 GB de öneriliyor ama yine 8 GB falan çalıştırabilirsiniz. Bunları planning tool'la denemeniz gerekiyor arkadaşlar. İnternette şu anda TechNet üzerinden Link Server 2013'ün preview edition için planning tool'u indirildi, yayınlandı fakat geri çekildi. 2013'ün de kullanabilirsiniz. Sadece planlama için kullanacağız bunu çünkü. Daha sonra topolojiye publish etmeyeceğiz. NIC için minimum zaten bir tane. Eğer teaming yapacaksanız 4x1 kullanacak. Bu arada arkadaşlar önemli bir şey. Operating System tarafı. Ben kurulumların hepsini Windows Server 2012 Data Center üzerine yapacağım. Ama support edilen şu anda Windows Server R2 Service Pack 1. Bu support ediliyor. Eğer lisanslarınızda bir sıkıntı yoksa bunu kurabilirsiniz. Windows Server 2008 sadece SQL kurumlarında destekleniyor. Eğer file share ve domain kontrol olarak dizayn edecekseniz bir sıkıntı yok. 2008'i kuramazsınız. 2008 üzerine kuramıyorsunuz linki. Minimum evet. Minimum bunun olması gerekiyor. En sonda yayınlanan zaten Windows Server 2012 standart bir data center üzerine kurulum yapılabilir. SQL Server tarafında yine SQL Server'ın 2008 R2 Service Pack 1. Bu Enterprise Edition'lar için bahsediyorum. Arkadaşlar şöyle bir durum var.
OCS 2007 kurduysanız OCS 2007 2005 SQL Express olarak geliyor. Link 2010'da SQL 2008 Express olarak geliyor. Link 2013'te eğer standart edition kuruyorsanız SQL 2012 Express olarak kuruluyor. RTC Local SQL Instance olarak böyle geliyor. Yine SQL sunucu tarafında devam ediyorum. Backend ve Archiving Monitoring Database'lerde mutlaka minimum olarak 2008 R2 ve Service Pack 1 kullanmanız gerekiyor. Az önce bahsettim. SQL Server 2012 Express otomatik olarak zaten kurulum yapılır. High availability desteklenmektedir. 32 bit SQL desteklenmiyor. Bunu aklınızdan çıkarmayınız. Ön gereksinimler. Ön gereksinimler 2008 tarafında biraz daha farklı. TechNet'te PowerShell indirmeniz gerekiyor. Net Framework indirmeniz gerekiyor. 2012'de daha azdı. Çok hızlı entegre yapabiliyorsunuz. Onun için biz yine 2012 kullanacağız. Aşağıda gördüğünüz PowerShell komutlarını sadece girerek bütün gerekli feature'ları yüklüyoruz. Bir kere restart yapıyoruz ve kurulum için sunucumuz hazır duruma geliyor. Bunların içinde neler var? Bunların içinde şu anda görmüş olduğunuz listedeki tool'lar var arkadaşlar. Bunları isterseniz 50 Server Manager üzerinden de kurabilirsiniz. Admin Tools. Admin Tools bu Topology Builder ve diğer programlar için gerekli olan komponent. Bunu Windows 7 64 bit ve R2 üzerine kurabiliyorsunuz veya Windows 8 üzerine kurabiliyorsunuz. PowerShell version hiç gerekli. Açık tarihleri ön hazırlığında mutlaka 2003 native modda olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu kontrol edin. Bizim lab ortamımızda zaten 2012 olduğu için bir sıkıntı yok. Benim kontrol etmeme de gerek kalmayacak. Zaten çoğu kullanıcım da şu anda sanırım 2008 geçişlerini tamamlamıştır diye tahmin ediyorum. Geçişleri tamamlamadıysanız native mode'a çekmeniz gerekiyor. Virtual Agent tarafında herhangi bir sorun yok. Tamamı destekleniyor. Topology Builder. Bir saniye. Ne destekleniyor diyorsunuz? Destekleniyor. ESX VMware desteği var. Ben makaleleri yazarken ESXi 5 üzerinde bütün kurulumlarımı yaptım. Şu andaki demo ortamımız Hyper-V üzerinde olacak arkadaşlar. Bu slaytları ben size bir şekilde ulaştırıyor olacağım. Zaten bir paylaşma veriyor olacağız. Yine de inceleyebilirsiniz. Topology Builder tarafında Topology Builder aynı. 2010'la aynı. 2010 kullananlar varsa 2010'la aynı. Sadece yeni feature'lar oraya eklendi. Bizim demo ortamımız da bu. Arkadaşlar demo ortamımı hazırlarken ben vakit sıkıntısından dolayı Exchange 2013 integration'ını şu anda bir problem dolayı sanırım yapamayacağız gibi gözüküyor. Ama zaten o biraz ek bir konuydu. Demo ortamımızda bir tane Windows Server 2012 üzerinde Link Server 2013 Standard Frontend Edition olacak. Arka tarafta yine 2012 Active Directory yapımız olacak. DNS olacak. DSP var ama açık değil. Certification Authority var. Bir tane de client'ımız var. Client aslında gerek yok ama Windows 8 deneyimi için bunu kurduk. Şimdi arkadaşlar artık kurulumuza başlayabiliriz. Bu ana kadar sorusu olan varsa ben alabilirim. Ama aynı zamanda kurulumları yaparken zaten diğer işlemlere de geliyor olacağız. Arkadaşlar domain kontrolüm DC 2012 ismi. Domain name'imiz çözümpark.link. IP aralığımız da bunlar. Default olarak ben hepsinde default olarak bütün sunucularımda firewall'u kapattım. Default olarak bütün sunucularımda firewall'u kapattım. Özellikle link tarafında firewall'u mutlaka kapatın. Sıkıntı çıkabiliyor. Sıkıntının nereden çıktığını bulamıyorsunuz. O biraz sorun oluyor sizin için. Az önce bahsetmiştik. PowerShell üzerinden gerekli feature'lar. Şu an TechNet'ten indirdiğim dokümandır bu. Bunun üzerinden isterseniz internetten de çekebilir. Şu kodu yazmasanız ya da CD'nizi takarsınız. 2012 CD'sini source'un altına, SXS'in altından
bu application'ları yüklemeye başlar arkadaşlar. Link 2013 sunucumda bu işlemleri yapıyorum. Gerekli feature'ların kurulumuna başlıyorum. Şimdi 2008 kurulumu yapacak arkadaşlar için söylüyorum, dipnot. 2008 kurulumu yapacak arkadaşlar PowerShell'i indirecekler. Yine TechNet referansına baksınlar. Net framework indirmeleri gerekiyor. Bir de Windows Identity Foundation herhalde sanırım ek olarak indirilmesi gerekiyor. Ona bir bakmamız gerekiyor TechNet'te. Bunları da indirip kurup aynı zamanda diğer feature'ları yine bu şekilde PowerShell üzerinde command yazabileceğiniz feature'ları yaptıktan sonra sunucuyu da bir kere başladıktan sonra Link 2013 kurulum için sunucunuz hazır oluyor. Active Directory değil, sunucunuz hazır oluyor. Ondan sonra Link 2013 CD'sini takıp kuruluma başlıyoruz. Bu işlem biraz kısa sürecek. Hızlı da olması için biraz bekleyelim. Hemen buradaki network yapımından bahsedeyim. Şunu hemen firewall'u kapatalım arkadaşlar. İsimlendirmeyi, computer name'leri, özellikle host name'leri birden fazla sunucu, age falan varsa biraz daha böyle organize bir şekilde planlama yapmak lazım. Çok standart isimlendirme yapıyorum, Link 2013 diye. Sizin bir politikanız vardır diye tahmin ederim isimlendirmeyle ilgili. Şu anda bu sunucunun ismi Link 2013 çözüm farkında Link. Bunlar önemli. Bunları niye yazıyorum? Çünkü topoloji builder ile ilk topoloji oluştururken çoğu kullanıcı host name'i yanlış yazıyor. Host name'i yanlış yazdığınız zaman her şey patlıyor. Her şey patlıyor ve sorunun nerede olduğunu bulamıyorsunuz. SQL bağlantısı olmuyor vesaire olmuyor filan. Bunlara özellikle dikkat edin arkadaşlar. Not alın, planlama yapın. Her zaman sağlıklı sonuçlar verecektir sizler için. Link Server Integration çok basit bir işlem. Konunun başına döneceğim. Az önce sunumun başında söyledim. Bu integration yaparken siz genel müdürünüze veya CEO'nuza bu işlemi anlatacaksınız. Tabii bu kurulum aşamalarını anlatmayacaksınız ama yeniliklerinden bahsedeceksiniz. O kadar hızlı adaptasyon olacaksınız. Yani kullanıcı tarafında o kadar hızlı adaptasyon yaşanacak ki siz bile buna şaşırabilir duruma geleceksiniz. Ve maliyet planını da daha sonra bırakın, biraz da siz uğraşarak maliyet planını siz çıkarın arkadaşlar. Bu link kurulumundan sonra çok büyük miktarlarda maliyet ve iş gücü kazancınız olacak. Bunu bir hesaplayın isterim. IT'nin her zaman zarar getirmeyen bir departman olduğunu, her zaman zarar getirmeyen aynı zamanda avantajları olabileceğini göstermeye çalışın arkadaşlar. Şu anda bu kurulum tamamlandı. Sunucumu restart yapıyorum. Şimdi Windows 2012 CD'siyle işimiz kalmadı. Artık ben Link 2013 RTM ISO'sunu takıyorum. Şimdi 2013'ü biz kurduktan sonra OCS tarafında mesela atıyorum migration yaptıysak OCS tarafındaki kullanıcılar bağlanamayacaktı. Aslında bu policy ile ayarlanabilir. OCS kullanıcı yine bağlanabilir ama bazı feature'ları kullanamayacak tabii ki. O sebepten dolayı default olarak OCS kullanıcıların hepsi bağlantıları kesiliyor. Bunu göz önünde bulundurun. Pilot kullanıcılar belirleniyor arkadaşlar. Geçişlerden mutlaka. Yani çok hızlı MSN kullanan böyle bildiğiniz vardır. Mutlaka şirkette MSN kullanıcınız vardır böyle. Hızlı MSN kullanan, sağa sola her tarafa bir şekilde yazabilen o kullanıcıları mutlaka seçin. Onları pilot kullanıcı olarak bulun. Link 2013'te o pilot kullanıcıları bu işlemleri verin. Yani yazsınlar, çizsinler, share etsinler, video konferans yapsınlar, web konferans yapsınlar vesaire.
Ondan sonra karar verin, diğer kullanıcıları deploy edin bu işlemlere. Tabii ki. Evet evet. İkinci bölümde onu konuşacağız. Ya bağlantıları şöyle kesecek. Şu anda uyumlu olmayan bir versiyon kullanıyorsunuz diyecek. İşte isterseniz delete de verebilirsiniz. Şu versiyonu indirmek için buraya gidin. Ama bunu tabii ki siz farklı bir şekilde entegre yapmanız lazım. Deploy etmeniz gerekiyor. Client deploy işlemleri biraz daha farklı. Onu da deploy yaparsınız. Bilgisayarını açtığı zaman zaten OCS remove olur. 2013 kurulmuş olur. Hatta şu anda Office 2013'te entegre geliyor zaten. Link 2013'te. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Sadece client tarafındaki yazılımın güncellenmesi gerekiyor. Bunu güncellerseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. Şu anda zaten 180 günlük deneme sürecini kullanıyoruz. Bunu kullanabilirsiniz. Eğer şirketinizde sanal sunucularınız varsa, sanal sunucu entegrasyonu da, az önce benim lab ortamımın aynısını kullanabilirsiniz. Kaç kullanıcınız var bilmiyorum ama atıyorum yani zaten siz bir pilot kullanıcı belirleyin mutlaka. Bir 10-15 kişilik bir pilot kullanıcı grubu ekleyin. 8 GB RAM verin, 50 GB de disk verin. Çok minimum rakamları söylüyorum. Bir tane standard edition sunucu kurun. 10 kişiye de client kurulumu yapın. Varsa notebooklarında video konferans durumlarında ayarlayın. Ondan sonra bu kullanıcılar üzerinden test yapın. Çok fazla bir kaynak istemiyor. İşin içerisinde eğer federated kullanıcılar dışarıya açılma falan girerse orada biraz daha değişiyor tabii. Edge sunucu reverse proxy durumları da söz konusu olacak. Arkadaşlar bu sadece şu anda yaptığımız sunum şirket içinde çalışacak şekilde dizayn edilmiş. Şirket dışında çalışmayacak. Çünkü Edge server yok. Bir Edge server ve atıyorum bir proxy'nin kurulması gerekiyor. O tabii dışarısı için, dışarıdan içeri girişler için, mobile'lar için. O biraz daha sıkıntılı. Şu anda sadece şirket içinde kullanılmak üzere tasarlanmış. En minimum seviyede sadece ürünü test etmek için. Nedir özellikleri, ne işe yarar gibisinden. Yani kabul ettirmek için. Yani bunu bir şekilde kabul ettirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunlar şu anda lisanslamaları da yayınlandı. Standard Edition ve Enterprise Edition için farklı farklı lisanslar var. Hatta bildiğim kadarıyla en son konuştuğumda client tarafına da lisans alıyorlarmış. Ama emin değilim. Tabii yeni bir ürün. Bir de nasıl? Hayır ben tamamı için alınabiliyor diye biliyordum. Çünkü 2013'te böyle bir değişiklik olacağını söylenmişti. Ama client tarafında da alınıyor. Yani öyle olunca işler biraz daha değişiyor. Client'ınızı hesaplamanız lazım. Dışarıya açılacak mısınız? O seviyeleri mutlaka hesaplamanız gerekiyor. Arkadaşlar 2013 CD'sini taktıktan sonra bu arada preview olarak geldi bana. Bunları upload, biz RTM olarak upload etmiştik ama sanırım evet, ISO'yu bulamadık. Ben Ankara'dan bağlanmaya çalıştım. Ankara'dan bağlandığım zaman biraz sıkıntı yaşadım. Çok fazla değişiklik yok açıkçası. Yani
Arkadaşlar fark etmiyor. Preview'den devam edelim. Bize ilk sorduğu şey Visual C++ 11 versiyonu. Bunu kuruyoruz. Bir tane video yayınladım ben yeni TechNet üzerinde. Onun üzerinde RTM kurulumu var. Bizim bir şu anda yanlış anlaşılmamız olmuş. ISO'ları birden fazla ISO üzerinde çalışınca RTM, preview karışıyor. Kurulum aşamaları aynı. Hiçbir değişiklik yok. Tabii siz mutlaka RTM sürümünü indirin arkadaşlar. Yani preview'de çok fazla eksiklik var. Karşılaşacağımızı tahmin etmiyorum ama çünkü zaten sadece kurulum aşamalarını anlatacağız. Siz RTM sürümünü kullanın. Şu anda link 2013 client tarafında en son basic client'larda yayınlandı. Onların linkleri de var. Onları da indirebilirsiniz. Nereye kuracağımız konusunda ben herhangi bir değişiklik yapmadan tekrar install diyorum. Lisans sözleşmesini kabul ediyoruz. OK'ye basıyoruz. OCS'de de aynıydı. Link 2010 kurulumunda da aynıydı. Şu anda 2013'te de aynı. Active Directory'imizi ilk olarak hazırlıyoruz bu işlem için. Şemamızı. Buraya hallediyorsanız gerisi kolay. Birinci aşama en önemli aşama. Burayı hallettiğiniz zaman artık tamam ben linki kurabilirim duruma geldiniz demektir. Yok hayır, herhangi bir sıkıntı yaratmayacak. Bir sonraki labımızı şeyde yapalım. OCS'den 2013'ün migration'ı RTM'i upload edeyim o arada. RTM üzerinden yaparız arkadaşlar, herhangi bir sıkıntı yaşamayız. İkisini de görmüş olursunuz bu arada, hem de daha iyi olur. Ekran aynı. 2010'da da aynıydı. Arkadaşlar biz ilk olarak Prepare Active Directory adımından başlayacağız. Ondan sonra First Standard Edition Server kurulumunu yapacağız. Enterprise Edition kurulumu yapan arkadaşlar bu adımı yapmıyorlar. Şu adımı kesinlikle yapmıyorsunuz. Enterprise Edition kurulumu yapıyorsanız mutlaka arka tarafta SQL serverlarınızın hazır olması lazım. Backend serverlarınızın. Mirroring yapacaksanız iki tane SQL sunucu hazırlamanız ve onlara instance yapmanız gerekiyor. Instance name'leri belirlemeniz gerekiyor. Bu sebepten dolayı sakın Standard Edition Server kurulumu yapmayın. CMS burada oluşturulmayacak. CMS'leriniz SQL sunucularda oluşturulacak. Ben her şeyi okuyorum. Size de tavsiye ediyorum. Step 1. Prepare Schema adımı. Gerekli ön gereksinimler diyor. Admin Credential'lar gerekiyor. Şu anda zaten ben Admin Account ile bağlıyım. Run'a tıklıyorum. Bu pencere biraz geç gelir. Hep standart, fix biraz geç gelir. Biraz beklemeniz iyi olur. Özet ekranı geliyor. Bir kere de Next'e basıyorum. Ve Schema Preparation şu anda hazırlanıyor. Tabii ki. Evet. Evet. Yani. Evet, evet. Evet. Evet arkadaşlar, şu an Standard Edition, Enterprise Edition'ı çoğu kişi karıştırabilir. Aynı ISO'dan kuruluyor. Her şey aynı. Kurulum aşamaları aynı. Sadece yaptığımız tek şey bu. Enterprise Edition High Availability'yi destekliyor. Standard Edition'da böyle bir durum yok. Eğer bir sıkıntı olursa komple sisteminiz gidiyor. Tek aralarındaki fark bu denebilir. Kurulum aşamalarında da az önce bahsettiğim Prepare First Standard Edition Server adımını yapmıyorsunuz. Çünkü orada bir SQL instance olarak SQL 2012 Express kurulumu yapıyor. RTC local olarak bir tane de instance name yazıyor. Ama siz bunu giderseniz bir SQL sunucu kurarsınız. Hatta iki tane kurarsınız. Mirroring yaparsınız. Bir aynı instance verirsiniz.
Aynı instance'ları gösterseniz Enterprise Edition, birazdan göreceğiz Enterprise adımını da ben size göstereceğim. Mirroring adımları gösterirseniz canavar gibi makineniz olur. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ağır virtual ortamı tavsiye ediyor musunuz? Tavsiye ediyorum. Virtual ortamlarda da bir sıkıntı yaşadığımı hiç bugüne kadar görmedim. Yeterli olduğu sürece hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yaşamazsınız. Virtual ortamlar destekleniyor arkadaşlar. Hyper-V olabilir, ESX olabilir. Yani herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ben bütün lab ortamlarımı ESX üzerinde yaptım. Çok fazla böyle spesifik şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ama onun sorunu şey değil, sanal ortam olması değil. Minimum gereksinimler az önce belirtmiştim. Yine TechNet üzerinden bakabilirsiniz. Minimum gereksinimler şu anda ben kendi lab ortamımda 8 GB RAM kullanıyorum. Front-end edition sorum için. Tabii bir lab ortamı maksimum 5 kullanıcı falan olacak. O sebepten dolayı sizin bir planning tool indirerek bunu biraz daha planlı bir şekilde halletmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, birinci işlem bitti. Birinci işlem bittikten sonra bunun bir verify işlemi var. Ben genelde verify'ı yapıyorum. Yani Active Directory'de etsedit.ms ile şemaya bağlanıp msrtgsip anahtarının range upper ve range lower değerlerini kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu en son işlemde yapacağım. Şu anda bir tane domainim olduğu için herhangi bir sıkıntı olmayacak. Birden fazla domaininiz varsa bu replication sürelerini mutlaka bekleyin. Az önce bahsettiğim olay Windows Server 2003 veya üzeri olması gerekiyor. Native modda olması gerekiyor. Current forest'ı da ayarlıyorum. Şu anda tek bir domain var. Local domain'de yapacağım bu işlemi. Bu işlem de kısa sürdü arkadaşlar. Burada oluşan işlemlerde CS Administrator grupları oluşuyor. 8 tane yaklaşık grup oluşuyor. Bu grupları hemen şu anda kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar şu 8 tane, sanırım 8 taneydi, öyle hatırlıyorum. Şu gruplar oluşuyor. Hemen burada da bu işlemi yapacağım ama birazdan göstereyim. Üçüncü adımımız Current Domain işlemini yapıyorum. Yine ön gereksinimlere bakalım. Şu an ön gereksinimlerin tamamını karşılıyor durumdayız. O sebepten dolayı herhangi bir hatayla karşılaşmayacağız. Siz mümkün olunca bu işlemleri Enterprise Admin account ile yaparsanız daha sağlıklı olur. Bu işlemleri hatta şu anda şeyde yapabiliriz. Domain kontrol üzerinde de yapabilirsiniz. Çünkü şemayı genişletiyoruz. Active Directory database üzerinde yapıyoruz bu işlemlerin tamamını. Son adımımız CS Administrator'a admin grubu, admin kullanıcısını ekleyin diyor. Bu işlemi de şuradan yapıyorum. Active Directory'a girip CS Administrator. Bu arada CS Administrator grubu users'ın altında oluşuyor her zaman. Fix olarak. Yerinizi değiştirmeni tavsiye etmem. Add deyip admin kullanıcısını ekliyorum. Apply dedikten sonra geriye gidiyorum. Arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra tabii ki her zaman olduğu gibi kullanıcı mutlaka log of logon yapmanız gerekiyor. Şimdi birinci aşamada yapmış olduğumuz işlemi kontrol etmek için de kurumlar sonrası mutlaka bu işlemleri kontrol edin arkadaşlar. Özellikle büyük domain yapınız varsa replikasyon süreleri 15 dakikaya kadar çıkabilir. 15-20 dakikaya kadar çıkabilir. Bunları kontrol ederseniz sizin için her zaman iyi olur. Buradan şemeye bağlanacağım. Şu
Onun altında CNRTC SIP'ti. Sanırım hemen kontrol edelim. MSRTC SIP. Biraz sıkıcı bir işlemler gibi gözükebilir ama bunlar hayat kurtarıcıdır. Range lower değerini 3 görmeniz gerekiyor. 2013'te range lower değerini 3, zaten range upper değeri 1150'dir. Link 2010 kuran arkadaşlar varsa zaten burada range lower değerinde 14 görecektir. 14'ten 3'e gelmiş olması gerekiyor. Link 2010'dan 2013'e migration yapıyorsanız aynı işlemin yine olması gerekiyor. Onu da kontrol ederseniz 14'ten 3'e gelmiş olduğunu görürsünüz. Şimdi arkadaşlar, zaten complete dedi, bu aşamayı bitirdik. Tekrar belirtiyorum, biz standard edition sunucu rolü kuracağız o sebepten dolayı. First standard edition server tıklıyoruz. Bu işlem bayağı uzun sürecek. Bu işlem devam ederken ben sizlerin sorusunu alacağım. Aynı zamanda şu anda bu işleme başladık. Bu işlem artık devam ediyor. Sorusunu alacağım. Varsa burada merak ettiğiniz, çoğu kullanıcının karıştırdığı şey olabilir. Standard, Enterprise, aralarındaki farklar nedir vesaire gibi sorular. Bu deployment'ı biz illa burada mı yapacağız? Bu arada Active Directory sunucusu üzerine kesinlikle Link 2013 kurulumu yapamazsınız. Önerilmiyor. Link 2013 mutlaka farklı bir server üzerinde olması gerekiyor. Bir tane mesela final edition'ı az önce yapmadık. Onu belki es geçmiş olduk. Hemen bunu da halledelim. Olabilirsiniz. Zaten burada herhangi bir hata durumunda size direkt soruyor az önce yaptığı gibi. Gerekli kurulumlar öncesi bunları bazen unutabilirsiniz. Ondan dolayı mutlaka checklist yapın. Bu biraz zamanımızı alacak. Evet, var mı herhangi bir şey aklınızda şu ana kadar? Bu kurulum işlemleri daha önce yapan var mı aramızda? 2010 kurulumlarını yaptınız. Arkadaşlar zaten hepsi aynı. Biraz sıkıntı yaşarsanız sertifika tarafında sıkıntı yaşarsınız. Ya sertifikayı nasıl yapacaktık vesaire gibi durumlar var. Çok fazla seçenek var sertifika konusunda. Şimdi bu lab ortamında ben internal sertifika authority'si kullanacağım. Herhangi bir sıkıntı yok ama dışarıya açılacaksak tabii Edge sunucusu için vesaire bayağı bir sertifika sıkıntısı olacak. Bunu atıyorum Global Sign'dan, VeriSign'dan veyahut da GoDaddy özelliklerini diyorum. GoDaddy'den falan kullanabilirsiniz. Buyurun. O da mantıklı. Destekleniyor. Wildcard destekleniyor arkadaşlar. Yalnız Wildcard'da biraz şöyle bir sıkıntısı var. Wildcard aldınız. Tamam, Link Discover, Internal, Mobility için söylüyorum. Bunların hepsini veriyor. Ama öyle bir şey oluyor ki web konferansı yapmaya çalışıyorsunuz vesaire oluyor. Bir anda bir sıkıntı çıkıyor. Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Sertifika ile alakalı bir şey çıkıyor. 2013 tarafında böyle şeyler yaşayabilirsiniz. Benim önerim mutlaka her biri için farklı, yani o subject alternate name'leri sanırım mutlaka doğru düzgün olması gerekiyor. Wildcard öneririm, kullanabilirsiniz. Yani çok da fazla sıkıntı da yaşamazsınız ama yaşarsanız da bilin ki sorunun kaynağı bu olabilir. Sun tabii ki. Sun daha sağlıklı. Yani Sun kullanacaksınız, hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ya yani Wildcard biliyorsunuz, atıyorum benim çözümpark.com sitem var. Onun için admin çözümpark, meet çözümpark atıyorum, konsol çözümpark, link çözümpark bunların hepsini destekliyor. Evet, bunlara destek veriyor ama bazı konularda sıkıntı yaşayabiliyor.
Kullanabilirsiniz, çalışır ama dediğim gibi sıkıntı yaşadığınız durumlarda sertifika tabanlı olursa tekrar başa dönmeniz gerekecek. Vakit kaybı yaşayabilirsiniz. Buyurun. İki tarafta da Enterprise kurulumu olmayacak. Burada sadece Standard Edition. Enterprise Voice tarafı var yan tarafta. Az önce bahsettiğim Level 3 tarafında Enterprise Voice'u anlatıyor olacak Turgay Öngün. Siz sanırım Enterprise sunucu kuruluna gidiyor. Evet, yani bu Enterprise olarak en baştan ya aynı. Ben az önce ondan bahsediyorum. Şu anda yaptığımız işlemler Enterprise için de aynı. Sadece şu andaki aşamayı Enterprise kullanıcıları yapmayacak. Bunu zaten siz SQL kurulumu yaptıktan sonra zaten yapıyor olacaksınız. O sebepten dolayı tek farkı bu. Onun haricinde hiçbir farkı yok. Topoloji Builder'da yeni topoloji oluştururken biraz farklılık olacak. O da zaten sizi yönlendiriyor. Next göreceksiniz tamamını. S-Server kurumunda zamanımız kalmayacak maalesef. Ama configuration'ı export edip birazdan nasıl import edeceğiz? Şu anda birazdan şurada step 3'te gördüğümüzde S-Server kurumunu zaten ben buradan halledeceğim. Installer Update Link Server sistemden yapacağım. Bootstrap'lardan. Burada Edge Server kurulumu görebilirsiniz. Arkadaşlar bu işlem biraz zaman alacak. İsterseniz çay alabilirsiniz. Ama sunumumuz hala devam ediyor. Bu işlem bittikten sonra da hemen bir topoloji builder'la topolojimizi oluşturacağız. Linki kurmaya başlayacağız. Hala işlemimiz devam ediyor. Arkadaşlar bitti. İsterseniz diğer arkadaşlara da haber verelim. First Standard Edition Server kurulumu SQL Express kurulumundan sonra tamamlanıyor. En son burada bir tane firewall'a üzerine bir tane rule eklediğini söylüyor. SQL Browser'ın bunu geçirebilmesiyle ilgili. SQL Express tarafında sıkıntı yaşayabilirsiniz. SQL'in bağlantılarıyla ilgili. Özellikle Enterprise tarafında SQL bağlantılarıyla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Topolojiyi build ettiğinizde, publish ettiğinizde çok fazla sorunla karşılaşırsanız Enterprise tarafında mutlaka SQL sunucularınıza bakın arkadaşlar. Çünkü SQL bağlantısını yapamıyordur. SQL bağlantısını yapamadığı için sorunlarla karşılaşıyordur. Firewall error'dır, SQL atıyorum servisler start olmamıştır vesaire. Birkaç tane problemle karşılaşabilirsiniz. Mutlaka bunları inceleyin isterim. Devam ediyorum ben. Bu aşamayı da tamamladıktan sonra finish'i tıklıyoruz. Administrative Tools adımına geçiyorum. Burada topoloji builder'ın kurulum yapıyor. Bu çok hızlı kuruluyor zaten. Birazdan da kurulum bitmiş olacak. Yanına da checkbox'ı attı. Arkadaşlar işte en önemli aşamalar artık bunlar. Yoktu evet. OSS tarafında CMS de yoktu. Çünkü bu CMS ile çalışıyor. Evet, topoloji builder'dan bahsedeceğim. Link 2010'da da aynıydı, 2013'te de aynı. Eğer... Ha, anladım, tamam. Tamam, çok güzel. Topoloji builder'la aynı söylediğiniz gibi, design ediyoruz. Topoloji builder'ın tek amacı bu. Design ediyoruz, bunu SQL veri tabanına yazıyoruz. Her açtığımda da ben download topology from existing deployment'dan çekiyorum. Yani Central Management Store'dan çekiyorum SQL üzerinden. Topolojimi getiriyorum. Topolojinin üzerinde bir değişiklik yaparsanız arkadaşlar. Atıyorum link 2013 kurulumu yaptınız. Üzerine bir monitoring server yapacaksınız. Yani monitoring server sunucusu kuracaksınız. O tarafta SQL instance'ları falan her şeyinizi ayarladınız. Topology builder'ı açıyorsunuz. Download diyorsunuz. Şu an çünkü çalışan bir sistem üzerindesiniz. Ben çalışan bir sistem olmadığım için yeni topoloji oluşturacağım. Download diyorsunuz. Açıyorsunuz. Monitoring Server'da New Monitoring Server diyorsunuz. Checkbox'la işaretliyorsunuz. Bu işe yarıyor. Anlatıyorum. Ondan sonra monitoring sunucuyu seçiyorsunuz. Host name'ini, FQDN'ini giriyorsunuz. SQL'i de işaretliyorsunuz. Publish ediyorsunuz. Buyurun size Monitoring Server. Ondan sonra Bootstrap komutunu çalıştırıyorsunuz. Monitoring rolü de aktif hale getiriyorsunuz. O kadar basit. Persistent çekti. Archiving rolü de aynı. Bunlar hep aynı şekilde çalışıyor. New topology diyorum. Arkadaşlar bundan önce şeyden bahsedeyim. Planning tool.
Link 2013'ün dediğim gibi planning tool'u preview'de yayınlandı ama kaldırdı sonra. Tekrar yayınlanacağını tahmin ediyorum. 2010 için de kullanabilirsiniz ama buraya deploy etmeyin diye düşünüyorum. Çünkü aynı şeyi desteklemiyorlar. Planning tool'da çektiğiniz topoloji burada da kullanabilirsiniz. İkinci seçenekte open topology from a local file'dan kullanabilirsiniz. Ben new topology deyip ilk topolojimi oluşturuyorum. Bu topoloji için bir isim veriyorsunuz. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. İstediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. SIP domain. SIP domain dışarıda kullandığınız domainler olabilir. Dışarıda kullandığınız domainler veya lokalde kullandığınız domainler olabilir. Şu anda ben lokalde kullandığım domain olarak çözümpark.link domainini kullanıyorum. Mutlaka yazım hatası yapmayınız. Yazım hatası yaparsanız sıkıntı yaşarsınız. Additional supported SIP domain varsa atıyorum link uzantısını tabii ki benim lokalde kullandığım com, net vesaire gibi bunları da ekleyebilirsiniz. Ben bu aşamada herhangi bir şey eklemeden devam ediyorum. First site'ın bilgileri. Hemen şurada sol tarafta first site olarak gelecek isim bilgileri. Bunları da şirketinize uygun bir şekilde verebilirsiniz. Ben geçici olması maksadıyla herhangi bir isim vermiyorum. TR herhangi bir bununla ilgili site details'larda. Bunları istediğiniz zaman da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda file'i create etti. Front end wizard'ı açıp işlemlerime devam ediyorum. Hoş geldiniz ekranı geçiyorum. Evet. Az önce bahsettiğim olay bu. Enterprise Edition, Front End, Pull ve Standard Edition. Arkadaşlar Enterprise Edition yaptıysanız özellikle bir de High Availability yapıyorsanız buraya makinenin FQDN'ini girmiyorsunuz. Pull FQDN'ini giriyorsunuz. Pull FQDN girdiğiniz zaman bunu DNS'le tanımlıyorsunuz. Yani bir Pull FQDN'iniz var ama iki tane makineye gidiyor. Bir Standard Edition yapacağız. Hemen ben yine emin olmak için makinenin hostname'ine bakıyorum. Link 2013. İsterseniz yine pull tanımlayıp onu DNS'ten gösterip yine bu sunucuyu da tanımlayabilirsiniz. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ben FQDN olarak direkt sunucunun FQDN'ini giriyorum. Standard Edition seçiyorum ve Next tıklıyorum. Select Features kısmı. Burada Conferencing modunu zaten seçmem gerekiyor. Enterprise Voice seçeceğim. Şu anda lab ortamında bir PSTN gateway'im veya da trunk'la herhangi bir şeyim yok. Call Admission Control'u seçeceğim. Seçmesem de olur. Aslında Enterprise Voice tarafını da seçmesem olur ama siz yine de seçin. Anlayamadım. Link server 2013 kullanıyor musun şu an? Evet. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ekran aynı. Arkadaşlar bunu tekrar düzeltelim. Şu anda preview kurulumu yapıyoruz. Çünkü ben ISO dosyasını maalesef nerede olduğunu bulamadım. Çünkü Ankara'dan geliyoruz. Upload edemedim. Bir sonraki oturumumuzda OCS'de 2007 R2'den Link 2013'e migration yaparken RTM üzerine yaparız. Hem ikisini de görmüş olursunuz aynı olduğunu. Üçünü seçiyorum. Archiving ve monitoring için şu anda ekstra sunucularıma gerek olacak. Devam ediyorum. Yok hayır. Üzerine de kurabilirsiniz. Üzerine kurabilirsiniz. Mediation rolünü zaten integre geliyor. Standartta da integre geliyor. Şurada. Collocate. OCS'de 7 tane sunucu bırakmış. Evet. Arkadaşlar böyle her şeyi toplamışlar. Şu anda mediation server collocate isterseniz de ayırabilirsiniz. Yani ama ben bu, şu aşamada yine collocate edeceğim. Arkadaşlar sunucu için standart kullanabilir mi yoksa? Pardon. Şimdi benim tavsiyem aynı sunucunuzu kurmamanız zaten. Ya aslında bir SQL sunucunuz varsa SQL sunucunda hemen bir name, daha doğrusu bir database kaydı, monitoring yazın, onu kullanmak daha sağlıklı. Çünkü zaten şu anda bütün rolleri bunun üzerine yüklüyorum ben. Bir de üzerine monitoring vesaire yüklersen bayağı sıkıntı yaşarsınız. Ayrı bir sunucu olması recommend edilir. Ondan dolayı böyle yaparsınız. Hemen bir sonraki ekrana geliyorum. Burada herhangi bir HBOL konfigüre etmeyeceğiz. SQL Server Store. Bunu Standard Edition seçtiğim için herhangi bir değişiklik yapamıyorum arkadaşlar. Eğer Enterprise Edition seçseydiniz burada SQL Server Store Mirroring, hatta
Failover durumunda diğer SQL sunucusunda seçme durumunuz olacaktı. Şu anda ben RTC'den devam ediyorum bunu. Bir tane file share kredi etmemiz gerekiyor. Ben bunun ismini link share olarak veriyorum. Siz istediğiniz herhangi bir isim verebilirsiniz. Bu file share'in ne işe yaradığını hemen birazdan anlatıyor olacağım. Dosyayı kredi ederken mutlaka isimlere dikkat edin. Haklarına dikkat edin. Topolojiyi publish ederken buradan da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sharing yapıyoruz. Advanced sharing. Share this folder. Permission'da everyone'a full veriyorum. Aslında bunun farklı şeyleri var. RTC Server Universal Admins Read Only gruplara falan da vermek gerekiyor. Ama ben everyone'a full verdiğim için hepsi için geçerli olacak. Hani biraz daha spesifik yapabilirsiniz. Bunun için de teknette bir makale mevcut. Link share dosyamızı da oluşturduk. FQ'den de bu. İsterseniz DFS olarak başka bir sunucu da belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani illa link sunucusu üzerinde olmak zorunda değil. Ben domain controller'ı tercih ederim. Domain controller'ı da yapabilirsiniz. External base URL. Sadece bunu eğer dışarıya çıkacaksanız com yapabilirsiniz. Dışarıya çıkmak için. Yine buradan bağlanmak için. Web servislere. Gelelim Office Web App Server. Bununla ilgili bir makale yazdık. Belki okumuş olanınız vardır. Office Web App Server SharePoint ile Link ile entegre olabiliyor. Çok fazla özelliği var. Link tarafındaki özelliğini söyleyeyim. PowerPoint, benim gördüğüm kadarıyla PowerPoint sunumlarında biraz daha esneklik sağlıyor. Çok fazla test etme fırsatı bulamadım ama genelde gördüğüm bu. Bunun haricinde çok fazla bir şey yok. İsterseniz seçebilirsiniz. Office Web App Server öğleden sonraki ortalımda anlatılacak. Link sunucusunun üzerine kurulmuyor. Ayrı bir sunucu olması gerekiyor. Kurumda çok kısa bir form oluşturuluyor. Bir sertifika talebi yapıyorsunuz. Ondan sonra hallediyorsunuz. Yani buraya bir tane finishli işlemi sonlandırıyorum. Arkadaşlar topoloji builder'ın ana ekranı bu. Site'ın ismi bu. Standard Edition buraya geldi. Mediation Pool var zaten integre. Az önce bahsettiğim olay hemen şuradan gösterelim. Şimdi eğer şu anda CMS oluşturulmamış durumda. Ben en üstteki Link Server 2003'e Edit Properties dedikten sonra Central Management Server adımına gelip CMS'in bu sunucu üzerinde locate olmasını ve admin URL'sinde https admin.çözümpark.link olarak kullanılmasını istiyorum. Bu aşamada yapsanız çok fazla bir şey yok. Hemen topoloji publish ediyoruz. Yaptığınız her değişiklikten sonra mutlaka topoloji builder üzerinden topolojiyi publish etmemiz gerekli. Bu gerek şart koşul. Çünkü SQL database'inde yazıyor bu topolojiyi. İlk defa oluşturulacağı için Central Management Store şu anda bağlanmaya çalışıyor. Bağlandı. Burada sorun yaşayabilirsiniz işte arkadaşlar. Burası topoloji publish işlemleri çok sıkıntılı işlemler. Burada sorun yaşarsanız zaten size bir tane şey çıkarıyor. Log dosyası. Log dosyasına bakın. Log dosyasını incelediğinizde genelde hep zaten SQL'i görürsünüz. Dönüp dolaşıp SQL'e gelir. Şu anda başarıyla oluşturuldu. Herhangi bir olay yok. Ters giden bir şey yok. Topolojiyi publish ettik. Şu arkadaşlar bu açık kalıyor. Artık topolojiyi de publish ettikten sonra ben Bootstrap'la linkimi kurmaya başlayabilirim. Çünkü link bu adımları Central Management Store'dan çekmeye başlıyor. Edge sunucusu kuracak olan arkadaşlar birinci adıma gelmeden önce configuration'ı export etmesi gerekiyor. Edge sunucu için configuration'ı export edip sonra bu adımı çalıştırıp birazdan göreceğiniz ekranda ben şu ön gereksinimlere her zaman bakıyorum. Lütfen siz de bakın. Bunu hiç ihmal etmeyin. Ön gereksinimlerle
hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Help dosyalarını inceleyin arkadaşlar. TechNet dokümanlarını inceleyin. Zaten artisi Universal Service Admin olarak ben şu anda görünüyorum. Bununla ilgili bir sıkıntı çıkmayacak. Hemen ona da emin olmak için. Gerçi şu anda orada yoktu. Şimdi arkadaşlar Edge sunucusu kuracak arkadaşlar topoloji configuration export'tan sonra import a file deyip buradan şey yapıyor. Çünkü Edge sunucusu bildiğiniz üzere domain ortamında olmayan bir sunucu. Domain ortamında olmadığı için host dosyasına mutlaka içerideki front end sunucusunu girmeniz gerekiyor. Ona ulaşması gerekiyor. DNS suffix bölümünde de mutlaka domaininizin suffixini yazmanız lazım. Ben şu anda standart edition yapacağım. Retrieve from directly central management store diyorum. Çünkü central management store'u oluşturduk. Şimdi arkadaşlar bu işlemler biterken biz gelelim DNS tarafına geçelim. Active Directory'de bir de DNS'de birkaç host ağ kayıtları atıyorum, SIP kayıtları falan girmemiz gerekiyor. Bu işlem çok fazla uzun sürmeyecek ve hemen domain kontrolüme geçiyorum. Domain kontrolüm üzerinde isterseniz yeni bir zone da oluşturabilirsiniz ama şu meet, dial in, admin ve SIP internal TCP'leri oluşturmamız gerekiyor. Bunları buradan oluşturalım. %81'miş. Arkadaşlar mutlaka bunlara dikkat edin. Bunlar önemli. Yani bu kayıtları girerken IP adreslerini doğru yazdığınızdan emin olun. Çünkü bazen aceleyle yapıyoruz. Benim de başıma geldi. Sizlerin de başına gelmiştir. Aceleyle yapılan çoğu işte biraz sıkıntı çıkabiliyor. Checklistinizi mutlaka oluşturun. Arkadaşlar 3 tane kayıt oluşturdum. Bu 3 kayıtım da benim front end sunucuma gidiyor. Admin, meet, dial in. Bunları ilerleyen zamanlarda zaten göreceğiz. Bir de other new record deyip service location SRV kaydı oluşturmam gerekiyor. Bu SIP için geçerli. Alt-SIP internal TLS. Protokolüm TCP arkadaşlar. Port numarında 5061. Doğru değil mi? Tamam. İşte bunu yaptığınız zaman mesela çalışmıyor. Link client'larınız bağlanmıyor. Az önce yaptığım şeyden bahsediyorum. Link client'lar bağlanmıyor. Takla atıyorsunuz arkadaşlar. NS lookup yapıyorsunuz. Orada da yanlış görüyorsunuz. Çünkü görebilirsiniz normal. OCS varsa şu anda hiçbir şey yok. OCS'de var zaten bu kayıt. Evet. OCS migration'da sadece buna çift tıklayıp frontend link sunucusunu göstermemiz gerekiyor. Ama kadar. Şimdi zaten beraber çalışacaklar. Siz ne zaman ben artık OCS'i kaldırmak istiyorum derseniz DNS kaydını değiştireceksiniz. Evet. Bu hesabı kaydı bir tane çalışacak. Ya yani ikincisi olmayacak. Yani tek bir sunucuya gidecek. Ya OCS'e gidecek ya link'e gidecek.
Şimdi arkadaşlar link tarafına tekrar geri geliyorum. Bu işlemler hep biraz zaman alacak. Zaman almaya da devam ediyor. DNS kayıtlarımı oluşturduk. Son adımımızı da yapıyoruz. Bu adım bittikten sonra artık biz Bootstrap'ta 3. ve 4. 5. step'leri tamamladıktan sonra linki tamamen kurup kullanılabilir duruma geleceğiz. Link client'larımızı kurduğumuzda az önce yaptığımız DNS kayıtlarından sonra artık link client'larımız lokalde çalışır duruma gelecekler arkadaşlar. Her türlü paylaşımı, dosya şeyini vesaire filan yapılabilir durumdasınız. Hemen pilot kullanıcıları belirlersiniz. Pilot kullanıcılara kurulum yaparsınız. Yaklaşık atıyorum 1,5 saat içerisinde zaten linki de kullanmaya başlamış olursunuz. Sonuçlarını da görürsünüz. Sonradan da eğer bunu kullanmaya tamamen karar verirseniz farklı bir altyapıya bunu taşıyarak level 2, level 3 adımlarına kadar gelebilirsiniz. Yararını göreceğinizi umuyorum. Bu adımda hemen buraya da bir client kurayım. Arkadaşlar bahsettiğim planning tool bu. Daha önce kullanmış olanlarınız vardır. Adım adım size işte atıyorum kaç kullanıcı olduğunuzu, enterprise voice yapacak mısınız vesaire gibi şeyleri soruyor. En son bir topoloji çıkarıyor. Bildiğiniz güzel bir topoloji çıkarıyor. Topoloji üzerinden çalışabilirsiniz. Hatta oradan topolojiyi export edip burada topoloji büyüdüğü üzerinden kullanabilirsiniz. Ben halihazırda link client kurulumunda bu yapayım bu makine üzerine. Kurumlarda en büyük sıkıntı dediğim gibi yani SQL tarafında hep böyle beklemek durumunda kalıyorsunuz. Onun haricinde diğer işlemler hep hızlıca geçer. Aranızda OCS kullananlar var mı? Sadece 1, 2. Migration düşünüyor musunuz? Peki şu andaki yapınız nasıl bir durumda? Büyüklüğü kaç kullanıcı var? 500 civarı bir kullanıcı. Yani aslında geliştirip başlıyor. Ama tek kontaktör var. Response gruplarınız falan var. Bir sonraki seansta bahsedeceğim. Yani OCS 2007'de hangi roller sahipsiniz? 2013'te de aynı rolleri seçin migrate ederken. Daha sonra isterseniz bunları yaparsınız. Yani atıyorum archiving vesaire bunları sonra ekleyebilirsiniz. Migration aşamaları çok sıkıntılı değil. 2-3 yerde yaptım migration'ı. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Voice de vardı. Zaten biz burada standart edition'ın migration yaparken kafanıza hani şey oturmaya başlayacak. Hani bu aşamada biz nasıl yapabiliriz bu işlemi gibi bir durum oturmaya başlayacak. İkisi de aynı. Mantık olarak aynı arkadaşlar. Yani 2013'te 2010'da geçişi de aynı.
Bir hata aldık. Hata yine SQL tabanlı olduğunu tahmin ediyorum. Eğer preview'de bir sıkıntımız yoksa SQL tabanlı olduğunu düşünüyorum. Tekrar bu işlem için OCS Core MSI kuruluma başlıyoruz. Bu işlemi geçtikten sonra OCS Core MSI'dan sonra sanırım kurulum devam edecek. Evet. Birinci aşamayı tamamladık arkadaşlar. Birinci aşama başarılı bir şekilde tamamlandı. Sanırım burada dosyayı okuyamadı. Ondan kaynaklı olabilir. Herhangi bir şey gerek yok. Ekstra bir gereksinim. İkinci aşamada ise artık biz Link Server için kullanılan komponentlerin setup remove olayına giriyoruz. Yani bu yeni bir rol eklediğiniz zaman burada artık bu işlemi çalışmanız gerekiyor. O rolün aktif olması gerekiyor. O rol ile ilgili servislerin kurulması için bu rolleri çalıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? Atıyorum siz bir ofis kurulumu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben ofisi kurdum, Excel'i Word'ü kurdum, üzerine de Outlook kurayım diyorsunuz. Ofis kurulum CD'sini takıyorsunuz, Outlook'u seçiyorsunuz, Outlook'u kuruyorsunuz vesaire. Link böyle değil, Link böyle çalışmıyor. Link'te ilk önce topoloji builder'a giriyorsunuz her şeyi. Diyorsunuz ki ben monitoring rolü kuracağım. Ondan sonra monitoring rolünü topoloji builder'a giriyorsunuz veya archive'e giriyorsunuz. Ondan sonra topoloji publish ediyorsunuz. Central Management Store'a yazdırıyorsunuz. Ondan sonra Bootstrap çalıştırıyorsunuz şu anda bulunduğumuz adımı. Bu CD'den çalıştığı için monitoring rolü için gerekli olan bütün feature'ları zaten burada kuruyor. Yani siz next deyip kurulumu yapmıyorsunuz. Burada belki aklınız karışabilir. Bu hep böyle çalışmıştır. Link'te böyle. Hani diğer kurulumlar gibi değildir. Biraz daha farklıdır. O sebepten dolayı hani ya ben monitoring'i kurdum ama hani nereden bunun installation dosyası falan diye aramayın. Bu şekilde çalışıyor. Mobility de garip bir şekilde 2010'da bu şekilde çalışır. 2013'te integre gelmiştir. Yok. Yine değil. Ama olabilecek diye söylüyorlar. Emin değilim. Biliyorsunuz mobility tarafında 2010'da eğer arama yaparsanız ilk önce siz arıyorsunuz. Santral sizi arıyor. Siz nereye aramak istiyorsunuz bir de oraya arıyor. Santral iki tarafa bağlantı kuruyor. Ondan sonra sizin bağlantılarınızı birleştiriyor. Böyle bir şey mümkündü. Ama 2013'te sanırım bunu yapabilecekler diye düşünüyorum. Ama bildiğim kadarıyla şu anda henüz öyle bir daha durum söz konusu değil. Skype entegrasyonu yapılırsa şimdi o zaman siz Skype ile federation yapmadıktan sonra eğer atıyorum Skype'in şu anda bildiğim kadarıyla bir kredi mevzusu var. Yani kredi alıyorsunuz bir yeri aramak için yurt dışında vesaire. Yine öyle bir durum olabilir. Hani federation yaparsınız. Kredinizi alırsınız. Siz link üzerinden direkt arama yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada default geliyor zaten. Yani MSN default geliyor. Yani checkbox'ı işaretliyorsunuz. Default olarak geliyor. XMPP isterseniz onu ayarlamanız gerekiyor. XMPP olayı biraz daha böyle meşakkatli bir iş. O iş için detaylı uğraşmak gerekiyor. Google Talk'tan bahsediyorum XMPP'yi. Yapılabilir. Ama diğerlerinde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Federation'larda birebir federation verirsiniz. Link'in en uzun süren kurulumun ikinci adımı budur arkadaşlar. Maalesef. Deployment aşamalarının sıkıntılı yerleri bunlar. Onun haricinde hani bu aşamalarda istediğiniz soruları yöneltebilirsiniz. Aklınızda kalan bir şey varsa sormak istediğiniz bir şey. Buyurun. Önemli. Önemli. Niye? Bölgesel ayarlar önemli. Şimdi SQL Türkçe yaptığınız zaman ayarlarınızı birkaç sıkıntıya sebebiyet verebiliyor.
Yine SQL diyorum arkadaşlar, çünkü SQL biraz sıkıntı yaratacak yani, ben söyleyeyim size. Default olarak ben hep İngilizce bırakıyorum. Sizin de öyle bırakmanızı tavsiye ederim. Yani SQL üzerinde biraz çalışırsanız zaten bu tarz şeyler olduğunu görebilirsiniz. Yani Türkçe yapmayın. Yapmamayı da gayret edin. Migration derken şu anda zaten SQL'iniz var, kurulu mu? O zaman yani yine aynı şekilde siz ilk kuracağınız sunucuya bölgesel ayarlarınızı mutlaka İngilizce yapın. Ondan sonra baktığınız bir sıkıntı yok, yine değiştirebilirsiniz ama emin olmak lazım. SQL tarafını şu anda net bir şey söylemeyeceğim. Yani desteği var yok. Evet, ben söyleyeyim zaten, onu direkt söyleyebilirim. Yani şu anda eğer bölgesel ayarları Türkçe yaparsanız pat diye sorun yaşayacaksınız. Sorun diyeceksiniz ki SQL ile kaynaklı. Ondan sonra SQL'i araştıracaksınız, işte çalışıyor mu, servisler vesaire filan da. En son bir bakacaksınız bölgesel ayarlarınızı Türkçe çıkacak. Var. Oracle üzerinde şöyle çalışıyor ama o da yine biraz da meşakkatli bir iş. Yani biraz gösterince Oracle tarafına tam support verilmiyor. Yani çalıştırabilirsiniz ama support konusunda Oracle tarafında sıkıntı yaşarsınız. Yok, gerekmiyor. Gerekmiyor. 2010'da eğer mobility yaptıysanız arkadaşlar, dosyayı indiriyorsunuz, gidiyorsunuz, kurulum dosyasına kopyalıyorsunuz, ondan sonra komandı çalıştırıyorsunuz vesaire. Onu görüyor, görmüyor, çok fazla sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunda yok, integre geliyor. Herhangi bir şey yapmanız gerek yok. Evet, reverse proxy'den onu, TMC'de kurabilirsiniz. Normal bir herhangi bir proxy'de kurabilirsiniz. Orada kullanabilirsiniz direkt olarak. Yani 2010'dan biraz daha sağlıklı çalışıyor konuda. Yetiştirebilirsem diyecektim ama yani Exchange Integration çok basit. Yani bir saatte falan bitiyor Exchange Integration'ı. Özellikle OWA tarafında. Unified Messaging değil ama OWA tarafında integration çok hızlı. İşte demiş idim, makaleyi tamamladım. İşte Hakan Hocam sanırım 2-3 hafta falan erteliyor. Upload edilmedi. OWA integration'ı sanırım yarın sitede görebilirsiniz. Adım adım hepsini yazdım arkadaşlar. Sertifika ile ilgili biraz sorun yaşayabilirsiniz. Tam printler almanız gerekiyor. Exchange 2013 yapınızın sağlıklı olması gerekiyor. Onun haricinde bir sıkıntı yaşamazsınız. Yayınlanacak, evet. Şu anda kayıt yapılıyor zaten. Bütün ekran görüntüleriyle kayıt yapılıyor. Integration yapabilirsiniz. Aslında çok fazla yorum var. Yani hangisinden bahsedeyim? Şimdi bununla ilgili bir community grup var. Link kullanıcıları atıyorum Jabra, Logitech, diğer üreticiler bir standart oluşturmak için Link tarafında bütün ürünlerini o standarda uygun hale getiriyor. Atıyorum video kameralarını, telefon cihazlarını, mikrofonlarını falan. Şu anda SQL adımını geçtik. Birazdan bu işlem bitmiş olacak. Bu community'yi takip edebilirsiniz. Öyle bir ürün çıkmış olabilir. Veya çıkıyor olabilir. Veya hiç çıkmayacak olabilir. Tam emin değilim. 2013 aslında bağlanıyor ama sorun yaşayan kullanıcılar varmış. Ben de öyle duydum. Bayağı bir kullanıcı sorun yaşamış herhalde. Tam tersi mümkün. Polisiyi değiştiriyorsunuz. Polisiyi değiştirdiğiniz zaman bağlanıyor. Ama orada normalde bağlanması lazım. Sanırım birkaç tree vardır o işin. Belki bununla ilgili bir yama falan çıkacaktır. Siz denediniz mi bağlanmayı? Bizden böyle bir talep olmadığı için kimseden hani ben daha sunucu tarafında upgrade yapmadan hemen client tarafına upgrade yapayım diye öyle belki düşünen olabilir.
bütün feature'ları kullanabilirim. Hemen bir persistent chat kurayım falan diye. Yok öyle bir şey olmuyor. Bu RTM sürüm. Şey, şu anda preview ama RTM. En son servis peki falan yok. Yayınlanmadı. Evet. 1,5-2 ay civarı falan oldu. RTM sürümü olarak. Arkadaşlar bundan sonraki adım certificate adımı. Yani bu adımda ben kendi ortamımda local certification authority kullanıyorum. Siz dışarıdan da kullanabilirsiniz. Ama lokalde kullanıyorsunuz yine lokal kullanın. Edge sunucuları için dışarıdan kullanın. Sertifikasyonda da biraz sıkıntı yaşanabilir. Şöyle sıkıntılar yaşanabilir. Yani bir kere private key'i export etmek gerekiyor. Her ikisi için de. Bunu Edge sunucusuna import etmek gerekiyor. Export importla. Daha sonrasında eğer domain ortamınız var ama fakat kullanıcılar workgroup'tan bağlanıyorsa filan böyle bir durum da ortaya çıkabilir. Yani kullanıcıyı siz domain ortamına almışsınız ama adam workgroup'ta çalışıyor. İşte herhangi bir sebepten dolayı. O sebepten dolayı bu sertifikaya gidip o kullanıcıya import etmeniz gerekiyor. Yoksa bağlanamaz. Böyle sıkıntılar yaşanabilir. Aslında ilk kurulumda bu hani ilk kurulum aşamalarını hızlı geçmek için bu sunucuya biraz daha böyle geniş kaynaklar vermek daha iyi olur. Sizin için de yılları bekleme açısından öyle bir zaman sorununuz varsa. Çünkü çok fazla RAM yiyor. Bak, 32 GB öneriliyor. Front end sunucu için 32 GB RAM veremiyorsanız o civarlarda RAM vermeye çalışıyorum. Şu anda benim ortamımda 8 GB RAM var. Ha evet doğru. O konuda haklısınız. O konuda haklısınız evet. Neredeyse bütün speech'leri ekliyor oraya. Kore'ye bile ekliyor. Yani bizimle alakamız olacak. Ama işte değiştirilemiyor maalesef. Şu anda zaten Hyper-V üzerinde çalışıyorum. Hani diğer arkadaşlarım da çalışıyor aynı sunucu üzerinde. Çok fazla performans hani değişebilir. Skala sürekli artarak düşer. Yan tarafta da aynı sunucu üzerinde bir sunum yapılıyor ve diğer arkadaşlarım da diğer sunumlar için hazırlık yapıyorlar. Link kurulumundan sonra böyle çok fazla sorun yaşayan, hani link durdu, stopladı, servisler vesaire oldu, işte crash oldu falan gibi durum başıma neredeyse hiç gelmedi. Kuruyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Böyle çalışan bir sistem bu. Tekrar hatırlatmada bulunacağım. Link 2010 adminleri varsa aramızda, Link 2010 için kümülatif update 7'ler çıktı. Bunu mutlaka sisteminize entegre edin. Server installer diye bir 55 MB'lik bir şey olması gerekiyor. Onu tek seferde kuruyorsunuz. Hepsini aynı anda kuruyor. Update konusunda sadece burada girebiliyoruz. Yani yoksa linki kuruyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Update'i çıktığı zaman yamayı alıp üzerine kuruyorsunuz. Yeniden başlatıyorsunuz. Servisleri veya sunucu çalışmaya devam ediyor. Client tarafında update yayınlanırsa onları zaten deploy edebilirsiniz.
Yani sürekli bakım isteyen, işte onu yapalım, bunu yapalım, işte database işte vesaire gibi durum söz konusu değil. Küçük ölçekli ve COBİ'lerden bahsediyorum. Diğer büyük tarafta tabii ki incelemek gerekiyor. Ama bunu zaten eğer büyük tarafta çalışıyorsanız SQL tarafındaki arkadaşların incelemesi gerekiyor arkadaşlar. Siz SQL tarafına müdahale olmak istemezsiniz diye tahmin ediyorum. Süreyi de aşmak istemiyorum. Bundan sonraki aşama daha önemli. Şimdi o sesten geçirdiğimiz zaman o biraz daha önemli. Ara verdiğimde ben bu aşamaları diğer taraf için yapıyor olacağım. Aynı şekilde anlatacaktım size. OSS için de onu kısaca bilgi vereyim. OSS 2007'den geçecek veya 2010'dan geçecek arkadaşlar için de aynı prosedürler geçerli. Birinci aşamayı yapıyorsunuz. Active Directory şemasını vesairesini hazırlıyorsunuz. Ben bu aşamaları o arada yapıyor olacağım zaten. Az önce gördüğünüz aşamalar. Ondan sonra yine ben OSS'ten devam ediyorum. OSS'te topoloji builder oluşturup yine Central Management Store oluşturuyorsunuz. Ondan sonra merge ediyorsunuz communicator'ı. Office communicator'ı topoloji builder üzerinden merge ediyorsunuz. Tekrar publish ediyorsunuz. Ondan sonra şu anda yaptığımız komponent kurumlarına geçiyorsunuz. Şu anda her şey topoloji üzerinden çekildiği için hangi gereksinimler varsa. Ondan sonra yaptıktan sonra kontrol paneli açtığım zaman link kontrol paneli ben hem OSS kullanıcılarımı hem link kullanıcılarımı görebilir duruma geliyorum. Ondan sonra sadece ister PowerShell üzerinden ister kontrol panel üzerinden sağ tıklayıp action'dan move user to pool deyip istediğim kullanıcıyı istediğim pool'a move edebiliyorum. Ondan sonra artık o kullanıcı link 2013 veya 2010 isterseniz kullanmaya başlıyor. Etkilenmiyor. Zaten oradaki servisler çalışıyor arkadaşlar. Siz X kullanıcısını alıp yani X kullanıcısını atıyorum OSS pool'unu alıp link 2013 pool'una getiriyorsunuz. Sadece bu değişikliği yapıyorsunuz. Yani kullanıcı sunucudan sunucuya pool'dan pool'a taşıyorsunuz. Yapılmış olması gerekiyor. Best Practice Analyzer'ın kurulu ve onun üzerindeki çıktıların olması gerekiyor. Onları göstereceğim. Ben update'leri yaptım, son update'leri. Bu arada son hatta update'leri yaptığı zaman OSS tarafında SQL bağlantısı toplanabilir. Database 2009.msi diye bir dosya var. O dosyanın kurulup o bağlantının sağlanması gerekiyor. Yoksa front-end servisiniz çalışmıyor. Yani bunu test etmişsiniz herhalde. Değil mi? Öyle bir durum var. Evet. Servisiniz çalışmıyor. Evet. Evet, evet. Front end tarafında hepsini yapmanız gerekiyor. En uzun aşamayı da bitirdik sayılır. Bir PowerShell script var. 2013'ün backup. Şu anda artık certificate adımına geçebilirim. Çok hızlıca bunu yapacağım arkadaşlar. Link 2010'dan farklı olarak şu anda arayüzde gördüğünüz gibi de OAuth token issuer var. Bunlar SharePoint Exchange için gerekli, server to server authentication için gerekli bir sertifika. Bunu da burada almamız gerekiyor. Ben default certificate için 3 tane bunu şu anda request adımlarıyla yapıyorum. Hemen hızlıca geçiyorum. Direkt olarak gönder. Şu anda bulunan internal domain controller'ın bir sertifika sunucusu aynı zamanda. Friendly name. İstediğiniz yazabilirsiniz ama mutlaka şunun exportable olması gerekiyor. Unutmayın 2048.
IT yazıyorum. Kilitlendim. Arkadaşlar bunları kısa bilgilerle geçiyorum. Şunu Türkiye yapıyorum. Ya bakmanız gereken bu. Eğer az önce bahsettiğimiz gibi subject alternate name sanlarda şunların olması gerekiyor. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Sertifika talep ederken, dışarıdan da talep ederken bunların mutlaka talep ettiğiniz sertifikanın içerisinde olması gerekiyor ki şimdi birazdan göstereceğim. Configured SIP domains de işaretliyorum. Herhangi bir additional yok. Yine buradan kontrol ediyorum. OK dedikten sonra şimdi Active Directory'de certificate sorunucunda bir sorun var. Hemen bu olayı 30 saniyede halletmemiz gerekiyor. Ben bir de Exchange 2013 üzerinde Certification Authority kurdum. Arkadaşlar Active Directory yapıldığınız sağlıklı olması gerekiyor. Yani Active Directory'nizde herhangi bir sıkıntı olmaması gerekiyor link kurulumundan önce. Buna dikkat edin. Ben yeni oluşturduğum Exchange üzerinden bu sertifika talebini yapıyorum. Yani certification sorun önemli değil. İsterseniz lokalde çalıştırırsınız. Veya link üzerinde, exchange üzerinde çalıştırırsınız, domain kontrol üzerinde çalıştırırsınız vesaire önemli değil. Sadece bir sertifika lazım şu anda kurulum için. Evet, bunda biraz daha kolay. Hangi isimler için şey gerekiyor? Az önce bir liste göstermiştim, gördünüz mü bilmiyorum şurada. Evet, şunlar, şu liste için. Ben de öyle yapıyorum zaten. Şu anda bir certification sunucunda bir sorun olduğu için.
Evet arkadaşlar şimdi daha önce yaşamadığımız bir problem. Şu anda canlı olarak yaptığımız için olarak böyle bir şey karşımıza gelebiliyor. Certification sunucumuz bize bir hatayla geri dönüyor. Şu an log dosyasını incelemeye çalışıyorum. Açılırsa onu göreceğiz. Ben kısaca yine olaydan bahsedeceğim. İki şey için de sertifikayı talep ediyorum. Ben birazdan bu işlemleri tamamlayacağım arkadaşlar. İki sertifikayı için de talep ediyorum. Ben ikisini de birbirine assign edeceğim ve servisleri start ettikten sonra artık link sunucum çalışır duruma geldi. Link client'larım direkt olarak bağlanabilir. Sertifikat adımı bittikten sonra artık herhangi bir client direkt olarak bağlantısını sağlayabilir ve kullanmaya başlayabilir arkadaşlar. Ben bu süre içerisinde isterseniz bir ara vereyim. Hemen şunu da anlatacağım size. Ben client'ları çalışır duruma getireceğim. Artık biliyorsunuz bundan sonraki oturumumuz bizim OCS'den 2013'e migration aşaması olduğu için bir 10-15 dakikalarda ben certificate işlemini hallettikten sonra size client'ların bağlantısını göstereceğim ve ondan sonraki aşamada da migration aşamasına geçeceğiz. Şu anda 15 dakikalık ara verebiliriz. Ben hemen şu sertifikasyon ortasını yapıyorum. Office web application server ve şey var. Persistent chat server. PowerShell'e yazdığınız komutta teknik sayfasından var. Evet, onu bulursunuz. Yemek arası değil, yok. Ne zaman yok? Yemek arası bir saat falan sonra. 2-3 değil mi? Evet, o civarlarda. Ya havalandırma açabilir miyiz? Sizin bir saatlik sunumunuz var mıydı? Sunumlarınız var YouTube'da. Var. Var değil mi? Ondan başka bir şeyiniz var. Çünkü grafikler üzerinde veya da şeyde sıkıntı var. Çok net olmuyor bazen. Belirgin değil yani. Baktınız mı veya da inceleme şansı oldu ama. Olabilir. Şu dakikalık şeydeki... özür dilerim. Eğer şunun etkisi olmazsa tekrar şey yaparsınız. Yardımcı olur. Yani. Teşekkürler. Sertifikada mı sıkıntı? Ya evet. Maalesef. Yani hiç ummadığımız bir yerden sıkıntı. Evet. Çıkıyor. O zaten klasik. Grafikleri şey. Başka bir sunumunuz yok diyorsunuz değil mi? Başka bir yerden, başka bir anlatım şeyi 63'te de yeterince bir süre ama dediğim gibi grafik şeyler çok net çıkmadığı için yani çıkmadığı için bazı yerlerde sadece sesinizden bazı şeyler algılamaya çalışıyor ve ekranlarına bakmaya çalışıyor arkadaşlar. Baktınız mı? Ben YouTube'dakini gördüm sadece dün akşam biraz şey yapmadan önce. Valla açıkçası şöyle söyleyeyim. Ya da sizin önerdiğiniz başka bir şey. Normalde MS Auto olsun veya çok farklı şeylerinde var. Hani PDF veya da şey olarak. Ben 12'ye tamamlayıp yemeğe birleştirseydim. Hocam, 12'ye tamamlayamazsın, senin süren bitiyor. Uzadı mı konu? Konu uzadı, certification sunucusu ile ilgili sıkıntımız var da. Ha. Nasıl yapacağız? En garip bir yerde. Ya işin garip tarafı şeyler, ISO dosyaları bile atılmamış ya, onunla ilgili az şey var. Problem ne abi? Kim sertifika mı alamıyorsun? Lokal şeyden sertifika alamıyorum. Şu fail request'e bir baksana abi ne var. En son ne zaman istenmiş? Ayın 1'inde şu. Şuna bir şey tıklıyor abi. Deny, şey o zaman.
bir eksiği var yani. Ya şey gibi mesela e-mail adres, e-mail şifrelemi için sertifika istiyorsun, tamam mı? Ama o kullanıcının Active Directory'de şey yok. Söyle adını, e-mail adresi yok. Onun gibi bir eksiklik olduğunda bir şey yapıyor. Anladın mı? Böyle bir sorunumuz yok şu anda. Yani kullanıcım da şey, CS Administrator. Şu anda şey değil misin? Link üzerinde misin? Yok, şu anda şey değil mi? Members. Güzel ya, bol ekran. Burası senin sınıf değil ama. Bol ekran. Çok da şey değil, sıkıntı değil. Diğer sunumdan devam edelim de. Ama şey... Ya Certification Authority yani DC'de o diğerine şey, Exchange'e kurdum, bir tane daha sunucum vardı. O da şey sertifika yapıyor. Sertifika vermiyor. Evet. Tekrar bir talep edelim de. Geldi şimdi. Geldi. Of çok şükür ya. Ne ya kadar sürer garip, peki şey? Bitti benim. Şu anki oturumum bitti. Bir sonraki oturuma geçeceğim. Şimdi 5-10 dakika sonra. Migration oturumuna geçeceğim. Ama onu çok hızlı halledeceğiz. Onu çünkü ön teorisini anlattım. Hemen şuna tamam. Bir assign yapayım. Saatler nasıl? Tamam o zaman onu atlattıyız. Siz yan tarafta ya Kaan hocam. Kaan hocam ya. Kaan hocam Mehmet'i göremedim ya. Mehmet ISO dosyalarını açacak da preview atmış. Şeyin dedi ya. Yok ben preview atmış. Ben kurmuş bir şey. İyi sen şunu hemen. Posta bir bağlan abi. Şuraya ISO'ya. Şu Mehmet Bey'in içine gir. Şurada link 2013'ün içine gir. Şu abi bak şu full, şu preview. Şu full mü? Full ha. Tamam, bir dahaki sunumu onu halledeyim. Öyle şey devam eder. Ah, benim hatam. Teşekkürler. Arkadaşlar, Certification Authority'de bir problemimiz vardı. Şu anda onu da hallettik. Default Certificate ve Auth Token Issuer'da bu sertifikasyonları hallettik. Şu anda aradılar biliyorum. Hani burada olan arkadaşlar için anlatıyorum. Şu anda bu adımı da tamamlamış olduk. Artık bundan sonraki adımımız Start Services adımı. Servisleri start ediyoruz. Artık Link 2010 sunucusu kullanıma hazır vaziyette. Evet. 12.30'da bitirmen lazım biliyorsun değil mi? Yani iki oturumun sonu 12.30'da. Yani 12.30'da senin session bitiyor. Yemek çünkü 12.30'da. Program şöyle 9.45-11. Birinci oturum 11 çeyrek 12.30'da ikinci oturum. Biraz uzun sürdü senin herhalde setup'ta. Evet hocam. Ta 12.30'da bir toparlarsan. Çünkü 20-12.30'da aldık biz. İstiyorsan şimdi içeri yollayayım arkadaşları. Sen tam olarak devam et. Hocam bir saniye şu ekranı bitirelim. Ben artık Link Client birinci kurulumuz bitti. Yetişir. O zaman ben arkadaşlara söyleyeyim. Birazdan gelsinler hocam. Şimdi değil de hemen şu ben diğer sunucularımı açayım. Certification Authority şu anda şey vermiyordu, sertifika vermiyordu. Valla açıkçası... Bakalım giderildi mi onu da bilmiyorum bakalım. Henüz öyle bir şey gözükmüyor.
RTC Server Universal Admin Server'dik, evet. Linkin H'i. Arkadaşlar bir Perimeter Network diye bir network vardı. Gösterdim size az önce. O network'te bir tane mutlaka reverse proxy kullanmanız gerekiyor. Aynı zamanda H sunucusunu kullanmanız gerekiyor. Yani ikisinin üstü birbiri üzerine kurulmuyor zaten bunlar. TMC dediğimizde zaten sadece firewall rule'ları var. Mobility için gerekli. TMC değil. Değil. Hayır. Link'le alakası yok TMC'nin. Sadece rule tanımlıyorsunuz TMC'de arkadaşlar. Onun kurulumu Basit. Sadece bir rule var. İşte atıyorum 443 portu geliyor size. 4443'e gönderiyorsunuz. 4443 frontend alıyor. Sadece böyle bir rule ayarlamanız gerekiyor. Dışarıdan eksternal kullanıcıların bağlanması için. Onun için zaten edge gerekiyor. Evet. Ya mobility için de aynı zamanda proxy vesaire gerekiyor. Arkadaşlar onunla ilgili bir video yayınlayacağım herhalde gözüküyor. Yani TMC 2010'da Edge setup'ı aynı zamanda ikisini birlikte dış kullanıcıları nasıl bağlayacaksınız vesaire gibi. Bu arada benim makine bayıldı. Makineyle hareket edemiyorum. Yani makine bayağı bayıldı şu anda. Aynı zamanda herhalde bayağı kişi bağlanıyor. Çalmak lazım, evet. Frontend starting. Tamam. Bir kere daha şu işlemi çalıştıralım. Bu sunucu bir kere yeniden başlatırsak aslında kendine gelecek. Ya onun için RAM ihtiyacı var. Yani link görüyorsunuz, işlem yaparken biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Aynı zamanda kurulum vesaire falan derken. Hatta şu anda da tamamlandı artık. Bakalım optional olarak servisleri de açalım. Arkadaşlar birazdan o da starting durumuna gelir. Biraz zaman alabilir. Bu arada daha ben kullanıcıma enable yapmadan hemen şeye girdim. Linkle başlıyor. Yok. Arkadaşlar Silverlight kurulumu yapmanız lazım. Hızlıca. Silverlight tabanı çalışıyor. Kontrol panel. Birazdan kontrol panele giriş yapıp kullanıcıya enable verdikten sonra artık kullanıcı linke bağlanabilir durumda. Servislerimiz de zaten çalışıyor. Birazdan start olur.
ben Exchange Integration'ı bile anlatacaktım ki ona bile vakit kalmıyor. Yani şunu bile halledemedik. Daha zaman alıyor çünkü bu işler. Buraya domain grubuyla giriyoruz. Bu her defasında çıkacak mı? Evet. Hatta ilkinde hata verecek, onu da söyleyeyim. Şu anda açtığınızda bir hata verecek. Ondan sonra bir daha açacaksınız. Çünkü standard fix. Admin host ui.exe diye bir dosya var. O dosyanın da geçmesi gerekiyor. O çalışıyor zaten burada. Arkadaşlar tamamen Silverlight tabanlı. Şu anda topoloji builder'ımızı açıyoruz. Hemen enable users find diyorum. Şimdi diğer arkadaşlar geldiği zaman bunu da göstereceğim. Mail adresiyle enable yapıyorum bunları. Şu anda bu kullanıcım enable durumda. Arkadaşlar mail adresiyle giriş yapıyor demiş idik. Aynı zamanda diğer kullanıcılarımı da ekliyorum.
Kullanıcı eklerken mail adresini seçtirebiliyorsunuz veya SIP adresi seçtirebiliyorsunuz. Şurada Enterprise Voice Online ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Esen olacağı pool'u da seçtikten sonra enable diyorum. Hakan Üzer kullanıcısında şu anda enable yaptım. PCT, PC only'de. Benim bu sunucuyu yeniden başlatmam gerekecek. Sunucu yeniden başladıktan sonra da kullanıcıların bağlanıyor olması gerekiyor. Şu anda eksik kalan hiçbir şeyimiz kalmadı. Kaçıran arkadaşlar için söylüyorum. Sertifikasyonla ilgili bir sorunuz vardı, onu hallettik. Servisleri start yaptık. Servisler start oldu. Servisler start olduktan sonra link server'ın kontrol paneline girip kullanıcılarımızı, Active Directory'deki kayıtlı kullanıcılarımızı enable yapmamız gerekiyor. Enable user'ı eklememiz gerekiyor. Kontrol panelinin çalışması için de o da Silverlight tabanlı çalışıyor. Silverlight'ın şu anda bildiğim kadarıyla 5 versiyonunu kurduk. Kontrol paneline giriş yaptık. Birazdan tekrar göstereceğim. Kontrol paneline giriş yaptıktan sonra Enable Users bölümünde Add diyerek Active Directory'deki kullanıcıyı seçip Enable seçtik. İsterseniz bunu mail adresiyle, isterseniz farklı bir formatla login yaptırabiliyorsunuz. Sonradan ilgili pool'u seçip kullanıcıyı link kullanmaya hak vermiş duruma getirdik arkadaşlar. Default olarak kullanıcılar bu şekilde gelmez ama sizin birden fazla büyük bir yapınız vardır. Bunun içinde bir script var, isterseniz kullanmak isterseniz. Bulk script diye. Arkadaşlar ikinci bölümde en kötü ihtimalle geçen hafta kaydettiğim bir video var. O video üzerinden gideriz. Ben size hızlıca onu anlatırım. Çünkü makinelerin artık performansı bayağı düşmeye başladı. Hatta şu anda front end sunucumu restart yapıyorum. Restart yaparken bile sıkıntı yaşıyorum. Yine kaçıran için her şeyi söylüyorum. Sertifikasyonu hallettik. Servisleri start ettik. Servisleri start ettikten sonra kullanıcılara link kullanma hakkını verdik ve şu anda front end sunucumuzu restart yapıyoruz. Normalde demo ortamımızda her bir kullanıcının ayrı bir makinesi olacaktı. Yalnız makine iyi fakat şu anda performans problemi yaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar yaşadığımız problemi hallettik. Yine tekrarlıyorum ve şunu hemen size vakit çalmamak için, çünkü 12.30'da şey yapmamız gerekiyor. Size öğle arası, yeme arası vermemiz gerekiyor. Vakit çalmamak için size kısaca şunları göstereceğim. Bu video geçen hafta kaydettim. OCS 2007'den 2010'a nasıl migration yapılması ile ilgili. Şu anda Office Communicator server'ımız var. Hatta bende de şu anda açık. Hemen onu da gösterelim. Nasıl? Şu anda YouTube'da var. YouTube'da var. Office Communication server'ımız da bu. Bakalım hemen giriş yapalım ona. Sanırım bunda bir client vardı ve çalışıyor olması gerekiyor. Süre konusunda sıkıntı yaşadığımız için maalesef biraz da video üzerinden gideceğiz. Şimdi Office Communication Server'ımızın arayüzü bu zaten arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Hali hazır yapıda şu anda zaten çalışıyor. Benim ikinci labım şu anda aktif halde. Ben ikinci labımın aynı ortamını zaten ayarlamış durumdayım.
ve bunun videosunu çekmiş idik. Ben size hemen o konuyla ilgili sunucumun açılmasını beklerken onunla ilgili hemen bilgi vereyim. Hala açılıyor çünkü. Şimdi arkadaşlar, Office Communication Server R2. Biraz silik gözükebilir. Çalışan servisler şu anda frontend server, diğer serverlar. Ben bunları kontrol ediyorum. Hangi servisler çalışıyor bunun üzerinde? Bundan emin olduktan sonra bu ekranı kapatıyorum ve Server Update Installer Exe'yi çalıştırıyorum. Server Update Installer Exe şu anda Office Communicator'a ait son update'leri içeriyor. Bu update işlemleri yaklaşık 45-50 dakika falan sürüyor. Onu da burada yapmayacağım. Bu daha önceki ortamda yaptım. Şu anda zaten halihazırda çalışıyor Office Communicator'ım. Bir tane kullanıcım var. Hangi application'ları, komponentleri update yapacağımı söylüyorum. Update işlemine başlıyorum. Şimdi update işlemi devam ediyor. Evet, update işleminden sonra başımıza gelen ilk hata da şu. İsim neydi pardon? İsminiz neydi? Serkan. Serkan. Serkan'ın da başına gelmiş olabilecek bir durum ki gelebileceğini tahmin ediyorum. Front end server stop duruma geliyor update'lerden sonra arkadaşlar. Hemen servis durumlarına baktığınız zaman şu anda update stop durumda. Start etmeye çalışıyorsunuz. Cevap vermiyor çünkü SQL'e bağlanmıyor. Daha doğrusu bağlantısı yok. Şu anda herhangi bir şekilde bir database upgrade'i daha gerekiyor. Onun için de ilgili dosya, hemen söyleyeyim, OCS2009DBUpgrade.msi dosyası. Bu dosyayı kuruyorsunuz arkadaşlar. Hemen zaten kısa... Nasıl? Frontend. Frontend'e kuruyorsunuz. İki klikten sonra aslında bir yama bu. Yamayı kuruyorsunuz. Ondan sonra artık bağlantınız da hazır geliyor. Ve bir kere sunucuyu yeniden başlatıyorsunuz. Frontend sunucunuz çalışır duruma geliyor. Ortamınızda frontend üzerinde mi duruyor? Aslında normalde server update'i hepsinde çalıştırmanız gerekiyor. O sebepten dolayı hangisinde sorun yaşarsanız bunu çalıştırabilirsiniz. Frontend'de çalışmanız gerekiyor. Çünkü o bağlantıyı sağlıyor. Arkadaşlar şu link sunucum açılmış herhalde. O açılırken ben yine OCS tarafına devam ediyorum. Sunucuyu yeniden başlatıyorsunuz. Servisleri kontrol ettiğinizde artık OCS'in front-end servisinin çalışır duruma geldiğini görüyorsunuz. Artık şeyi halletmiş durumdayız. Update'lerin tamamını halletmiş durumdayız. Migration'a hazır durumdayız. Hemen arayüzünden de bakıyoruz. Servisler çalışıyor. Bundan emin olduktan sonra da TechNet'ten devam ediyorum ben. TechNet öneriyor ki Best Practice Analyzer çalıştırın diyor. Best Practice Analyzer çalıştırdıktan sonra doğabilecek Active Directory ile ilgili hataları falan tamamen çözdükten sonra da migration aşamalarına geçebilirsiniz diyor. Bunun için de yine internetten download edebileceğiniz Office Communicator Server 2007 R2 için Best Practice Analyzer var. Kurulum da çok basit arkadaşlar. Hemen 3 adımda kuruluyor. Kurulum tamamlandıktan sonra bu programı açıyorsunuz. Domain Controller'a bağlanıyorsunuz. Ondan sonra bir log dosyası çıkarıyorsunuz. Log dosyasına göre de eğer varsa bir probleminiz, o problemi giderdikten sonra migration işlemine geçiyorsunuz. Arkadaşlar daha sunucum açılıyor. Gördüğünüz üzere Hyper-V üzerinde bayağı bir şey var. Sunucu var. Şunu söyleyebilirim size, hani biz certification adımını hallettik. Ondan sonra da bir sıkıntı çıkmadı. Hani siz kendi ortamınızda bunu test ederken çok fazla sıkıntı yaşamayacaksınız. Biz biraz hem zaman kısıtlı olduğu için hem de imkanlarımız yeterli, çok fazla yeterli olmadığı için bu konuyu biraz böyle hallediyoruz.
Best Practice Analyzer. Onu hallettikten sonra, evet, geliyoruz. Link sunucunun kurulacağı makineye, yine 2012 üzerinde hallediyoruz bu işlemi. Makine domain ortamında firewall'ları kapatıyoruz. Default olarak ben firewall'ların hepsini kapatıyorum. Domain'i aldıktan sonra kapatıyorum firewall'ları. PowerShell komutunu çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Az önce yaptığımız işlemlerin aynısı. Yani sunucuyu Link 2013 kurulumuna hazır duruma getiriyorsunuz. Bu PowerShell komutlarını teknetten bulabilirsiniz. Bir de Windows Identity Foundation çalışıyorsunuz. Bir kere de restart yapıyorsunuz sunucuyu. Evet. RTM üzerine yaptım. Yine arkadaşlar şeyde OSS 2007'nin geçişte şema hazırlamanız gerekiyor. Şema hazırladıktan sonra kontrolleri yapın. Şemanın upper range ve lower değerlerini kontrol edin. Büyük bir yapınız varsa dediğim gibi yine bunları mutlaka kontrol ediyor olun. Adım adım normal Link 2013 kuruyormuş gibi kurulumu yapıyoruz. Coexistence çalışacak şimdi biraz. Ondan sonra da migrate edeceğiz bu kullanıcı. Ama site by site migration öneriliyor. Yani OSS 2007'nin üzerine direkt Link 2013 kuramıyorsunuz. Yanına bir tane sunucu kuracaksınız. Birlikte çalışacaklar. Daha sonra oradan oraya geçireceksiniz. Şimdi bu değerleri de kontrol ettikten sonra bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu videoyu aldık ama hiçbir sorun yaşamadım. Yani bu videoyu kaydettim ama hiçbir sorunla karşılaşmadım. Dediğim gibi hani canlı ortamlarda böyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Neyi atladık bilmiyorum. Hani certification authority'de bir şey oldu vesaire oldu filan. Gerilip uğraşmak daha fazla zaman kaybına sebebiyet verebilir. Hemen gruplarımızı da oluştuktan sonra current domain'i hallediyoruz. Current domain'i hallettikten sonra az önce yapmanız bir işlem vardı. Bunun da kontrolünü sağlamamız gerekiyor. Domain settings ready diye bir komut almamız gerekiyor arkadaşlar. Sales administrator'ı da ekliyoruz. Evet, şu komutu aldıktan sonra bu komutu yine paylaşacağım sizle. State ready çıktısını almanız gerekiyor. Bundan sonraki diğer aşamaya da geçebilirsiniz. Yine standarttan standarda geçildiği için first standard edition server kurulumu yapacağız. Burada bir kere logout login olacak. Ben şu işlemi zaten az önce gördüğünüz için biraz ileri alacağım. Topology builder işlemini de biraz ileri alıyorum. Aynı şekilde videoyu pause edip diğer tarafa geçiyorum. Bakalım buradaki sunucumuz şu anda ne durumda, aktif hale gelmiş. Arkadaşlar bütün servislerimiz çalışıyor şu anda. Hemen DC'yi de sanırım açamamıştık. Bir tekrar deneyelim. Sertifika hatasını çözdük. Şu anda servisler çalıştığına göre artık sertifika ile ilgili sorunumuz yok. Kaçan arkadaşlar için tekrarlayacağım. Link Server'ın kontrol paneli bizim arayüzümüz. Buraya isterseniz admin.çözümpark.com'dan da ulaşabilirsiniz.
aslında surname olarak girelim. Arkadaşlar diğer tarafa devam edeceğim. Mecburen vakit kaybetmem gerekiyor. Şimdi diğer konuyla ilgili bilgi vereyim. Orada yaşadığımız şeyden sonra artık kullanıcı bağımlı bir duruma gelecek. Zaten referans dokümanlarını falan incelerseniz bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Yine aynı şekilde link share dosyasını oluşturuyoruz. Link share dosyasına bu arada meetinglerle ilgili bütün dosyalar atılıyor. Buradan da share'i kontrol ediyoruz. Herhangi bir şey yok. Permission ile ilgili sıkıntı yok. External base URL'sini giriyoruz. Ondan sonra Central Management'ı seçip şimdi en önemli aşamalara geliyoruz. Office 2007 Migration ile ilgili olan aşamalarla arkadaşlar. Topolojiyi publish edeceğiz. Yine aynı işlemde. Şu ana kadar yaptığım işlemler hep aynı. Topology publish ediyoruz. Topology publish edildikten sonra ilk defa oluşturacağım için front end sunucusunu seçtiriyor bize. Topology publish olduktan sonra merge office communicator adımını yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için de bir ODBS MSI dosyası gerekiyor. O dosyayı da kurduktan sonra legacy user'larınızı artık şeyde topology builder'da gösterebilir durumdasınız. Şu an mı? Şu anda çalışır. Ama şu anda merge etmeden şu anda sistem zaten çalışmış. Çünkü bootstrap yapmadık. Daha hani linkin diğer komponentlerini kurmadık. Şu anda OCS kullanıcıları hala çalışıyor. Bu sayede merge etmeden çalışıyor. Şimdi sonradan merge ettiğinizde topoloji publish ederken sıkıntı yaşarsınız. Çalışır. Yani link kullanıcısına siz bir hak verirsiniz. Link kullanıcısı bağlanır. Ama biz zaten migrate adımını yapmamız gerektiği için mutlaka topology builder'da back compact site olarak şeyi göstermemiz gerekiyor. OCS sunucusuna. Arkadaşlar merge office communicator server to topology diyorum. Bana eksik olan komponenti söylüyor. Bu komponent şu anda 2010 CD'sinin içerisinde, setup dosyasının içerisinde bulunuyor. O setup dosyasının içindeki dosyayı kurduktan sonra merge işlemine kaldığım yerden devam ediyorum. Dosyanın kurulumu zaten bir checkbox atıyorsunuz ve next diyorsunuz. Ondan sonra OK başlıktan sonra next dedikten sonra. Şimdi arkadaşlar eğer edge sunucunuz varsa ki var. Edge sunucunuz varsa burada edge sunucusunu tanımlamanız gerekiyor. Edge sunucusu mutlaka tanımlarken yine spesifik özelliklere dikkat edin. İşte atıyorum load balancing var mı vesaire gibi. Bizim burada edge sunucumuz yok. Eğer edge sunucusu tanımayacaksak böyle bir ekran çıkacak bize. Ben olmadığı için iptal ettim. Next tıklıyorum. Yine SIP port number'ım 5061. Sonradan Office Communicator'ın da sunucusu o. Ve işlem başarıyla sonuçlanıyor. Next tıktıktan sonra kullanabiliyor. Arkadaşlar edge sunucunuz varsa şimdi edge sunucusunu burada yazdıktan sonra ve topolojiyi de ekledikten sonra atıyorum link kullanıcısının bir tanesini move ediyorsunuz link 2013 pool'una. Link 2013 pool'una move edilmiş kullanıcı register olduğu sunucu 2013 fakat çıkarken dışarı edge OCS üzerinden çıkabiliyor. Bu işlemden sonra. Ama bunu tanımlamanız gerekiyor. Şimdi makalenin 3. serisi bitti.
4. serisi de bitti hatta. Tamamen bitti. Edge sunucusu da nasıl kullanılır, nasıl iptal edilir ondan sonra. İstersen o adımları bir incele. Çünkü o biraz daha farklı. Çünkü ilk başta tanımlıyorum. Ben oradan çıkıyorum diyorum. Sonra gidiyorum bu konfigürasyonu tamamen publish ettikten sonra, hani link sunucusunda frontend tarafında çalıştırdıktan sonra configuration dosyasını alıyorum. Gidiyorum link 2013 edge sunucusu kuruyorum. Ondan sonra onu topology builder'a tanıttıktan sonra da diyorum ki link 2013 edge üzerinden çık diyorum. Ama o süreye kadar da OCS edge üzerinden çıkıyor. Onu kontrol edebilirsin. Arkadaşlar back compact site olarak bir site olarak geliyor. Bu işlemden hemen sonra da yine topolojiyi publish etmemiz gerekiyor. Topoloji başarılı bir şekilde publish ediliyor. Arada Silverlight kurumunda yapıyorsunuz. Topolojiyi publish ettik. Yani şimdi burada topoloji publish edildi. Ben artık CMS'e benim bir back compact site'ım var. OCS 2007 diye yazdırdım. Bundan sonra bootstrap komutlarına geliyoruz. Artık sunucu link 2013 kurulumuna başlıyoruz. Az önce yaptığımız işlemlerin aynısı arkadaşlar. İsterseniz bu buraya biraz ileri alayım. Hemen ileri alıyorum. Az önce kaçırdığınız bölümde de bir certification adım vardı. O adımı size burada tarif edeceğim. Evet. Certificate, default certificate, OAuth token issue certificate olarak iki ayrı ödedim. Ben default certificate request yapıyorum. Yapım aynı bu arada. Yani buradaki yapımda şu anda kullandığım yapı aynı. Hani live ortamındaki yapımızda videoya kaydettiğim yapım aynı arkadaşlar. Ama işte dediğim gibi soruna karşılaşabiliriz. Bir şey atlamış olabiliriz. DC isimlerine kadar her şeyim aynı. Next next dedikten sonra friendly name'e istediğiniz bir name olarak yazabilirsiniz. Mutlaka export table yapmanız gerekiyor. Minimum 2048 olması gerekiyor. Onu hatırlatayım. OCS kurulumuna da 1024 olarak gelir bu. Organization'ı ve diğer unitleri yazdıktan sonra arkadaşlar country, region ve state bilgilerini giriyorsunuz. Hocam açıkçası certification authority'den sonra bir sorun yaşadık ve bundan sonra diğer bölümde geldim ama diyorsun. Zaten daha önce yaptığımız bir işlemdi. Bununla ilgili de şey yaptık. Şimdi arkadaşlar sanlara dikkat ediyorsunuz. Sanların mutlaka doğru olmasını kontrol ediyorsunuz. Configured SIP domains'i işaretledikten sonra eğer additional sanlarınız varsa o ekranda ekliyorsunuz. Tekrar sanları kontrol ediyorum. Herhangi bir durum yok. Ekleyeceğim request yapıyorum. Şu anda request'i ben local certification authority'den yapıyorum arkadaşlar. Az önce yaptığım işlemin aynısı. Local certification authority'den bu işlemi yapıyorum. Bana domain kontrolü sunucum bir sertifika request'i için cevap vermeye başlıyor. Evet, sertifikayı talep ettik. Herhangi bir hata olmadan burada. Evet, sertifikanın detaylarına bakıyoruz. Details'da subject alternate name'lerde mutlaka arkadaşlar şeyi görün. Admin, meet, dial-in, link discover, link discover interlude vesaire gibi DNS kayıtlarının olduğunu, daha doğrusu DNS kayıtları için girecek yerlerin olduğunu mutlaka kontrol edin. Ondan sonra bu sertifikayı assign ediyoruz. Sertifika assign işlemi basit bir işlem. Eğer bu sertifika assign işlemi sertifika talep işlemi VeriSign, Global, GoDaddy vesaire gibi yerden yapıyorsanız ilk önce text dosyasını oluşturup oradan tekrar çekmeniz gerekiyor. Diğer sertifika içinde aynı sertifikayı kullanıyorum. Onu da şu anda assign ediyorum arkadaşlar. Assign işlemi başarıyla da sonuçlandı. Az önce biz demo ortamında bu assign işlemini başarılı sonuçlandık. Servislerimiz çalıştı. Birazdan tekrar kontrol edeceğim, döneceğim buraya. Bu aşamadan sonra artık start service dedikten sonra bu sunucu üzerinde link 2013'e ait servisleri start durumuna getiriyoruz ve link 2013 kullanılabilir duruma geliyor. Link 2013 sunucu tarafında kullanılabilir duruma geliyor, evet. Ama fakat enable user'larımız yok. Enable user'larını da link control panel üzerinden ekliyor olacağız.
Zaten OCS olduğu için sistemde enable user'larda legacy users olarak, office communication server'a ait kullanıcılar olarak bir filter ekleyeceğiz. Filter'dan çekeceğiz arkadaşlar. Birazdan o kullanıcıları da göreceğiz. Benim 3 tane kullanıcım var. Her zaman fix yaptığım gibi Hakan Uzuyar, Mesut Aladağ ve Oğuzhan Boran diye. O kullanıcıları o kullanıcılar içinde şimdi birazdan migrate işlemini göreceğiz. Bu aşamalarda bir sorun yaşarsanız mutlaka çözüm bilişim portalı üzerinden bana da ulaşabilirsiniz. Mail adresimden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 2010 migration da aynı sayılır. Orada bir central management store durum var. O biraz böyle farklı bir yapı istiyor. Onu da açıklıyor olacağım. Evet, link 2013'ün kontrol panelini açıyoruz. Link 2013'ün kontrol paneli sadece bir bölümüyle link 2010'dan farklı. O da sol tarafta gördüğünüz persistent chat bölümü. Şimdi arkadaşlar açıldı. Hemen burada ilk adım olarak topolojiye bakıyorum. Topolojiye baktığım zaman artık Bex Compact Site'da da Office Communicator görmem lazım. Ve Replication'da status olarak okeylerdi. Şu anda bir filtre ekliyorum. Filtrede Office Communication Server'ları seçiyorum. Yani Office Communication Server User'lar gelecek bana. Birazdan filtre seçiyorum. Şu anda iki tane kullanıcım var. Bunlar gördüğünüz üzere Register Pool'da Office Communication Server R2 olarak gözüküyor. Import CS Legacy Configuration. Treve, Verbose komutuyla da bunu yapmamız gerekiyor. Mutlaka migrate işleminden önce bu işlemi yapmanız lazım. Zaten yapmazsanız da kullanıcıyı diğer pool'a aktarmıyor, hata veriyor direkt. Onu da göreceksiniz. Arkadaşlar şöyle bir Verbose'de bir hata veriyor aslında. Ama bir warning veriyor. Bu warning'i önemsemeyebilirsiniz. Bu standart verdiği bir warning. Artık kullanıcımı panel üzerinden diğer tarafa, diğer pool'uma aktarabilirim. Burada kesinlikle force işlemini yapmayın. Olur. Communicator server'ınız down olur. Bir sıkıntı yaşarsınız. Bu kullanıcıyı atıyorum veyahut da link 2013 down olur. Geri çekmek istersiniz falan. Bu kullanıcı tekrar Office Communicator'a aktaramıyorsunuz. Force işlemi o sebepten dolayı yapmıyoruz. Normal yollardan yapıyoruz. Zaten herhangi bir ters dönüşü de olmuyor. Çok kısa bir işlemden sonra artık Oğuzhan Boran kullanıcısı link 2013 oyboran.link kullanıcısında pool'una register olmuş durumda oluyor. Aktarılmış oluyor birazdan da. Birazdan da pool'ların durumunu göreceğiz arkadaşlar. Bu komutla da get gsf pool identity sunucunun ismi olarak da FQ'den ismi olarak da pool'ların durumunu görüyoruz. Kaç tane pool var üzerinde. Konferans directory bunları aktarmadım. Şu anda iki tane konferans directory var. Bir tanesi 2013'te, bir tanesi Office 2010'da. Bunları da move etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Az önce bahsetmiştim. Hakan Hocam belki yetişemedi. Üç tane bölümü tamamladım. Zaten toplamda 4 bölüm makale. 4. bölüm de tamamlandı. Sanırım yarın yayınlanır diye tahmin ediyorum. Burada adım adım hepsi anlatılıyor. Biz sadece burada standart edişinden standart edişine geçtiğimiz için herhangi bir şey yok. Get users, Office Communication Server dediğim zaman şu anda Communicator Server'da kayıtlı olan kullanıcıların listesi geliyor. İsterseniz bunu bir TXT dosyası olarak da alabilirsiniz. Bu dosyaları kullanıcıya aldıktan sonra artık geri kalan kullanıcıyı da ben bir tanesini kontrol panel üzerinden yaptım. Diğer kullanıcıyı da PowerShell üzerinden yaptım. İsterseniz yine kontrol panel üzerinden bu şekilde yapabilirsiniz ama bu şekilde yapmayacağız. Şu komutla move CS legacy user identity her neyse Hakan Uzunlar tre ben de göremiyorum bir saniye. Target dedikten sonra ilgili pool'a aktarıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi de yaptıktan sonra size yes to all diye bir seçenek geliyor. All seçtikten sonra bu kullanıcı aktarıldı. Refresh yaptıktan sonra da filter'ı da kaldırıyorum. Artık 2013'te iki kullanıcım register olabilir durumda. Şimdi arkadaşlar buraya kadar biz kullanıcıları aktardık.
Benim özellikle bu konuda değinmek istediğim şey şu. Migrate yaparken mutlaka pilot kullanıcılar ve pilot bölgeler oluşturun. Pilot kullanıcılar sizin için önemli. Çünkü o kullanıcılar üzerinden feedback alacaksınız. O kullanıcıları mutlaka her halükarda iletişim halinde olun. Yani şu aşamadan sonra yapacağınız ilk iş, kullanıcılar birbirleriyle text messaging yapabiliyor mu? Voice konuşabiliyorlar mı? Atıyorum video konferans yapabiliyorlar mı? Bunları test edin. Bunları da pilot kullanıcılar üzerinden test edin. Evet, az önce görmüş olduğunuz hata işlemi yaptıktan sonra Office Communicator Client kullanan kullanıcım şöyle bir hata alıyor. İşte uyumlu değil vesaire. Bunu kontrol panel üzerinden değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Link 2013'ün kontrol panelinde bir polis ayarı var. Değiştirebilirsiniz. Aslında Office Communicator'dan da bağlanabilirler. Ben ne yapıyorum? Link 2013'ün basic client'ını indirip bunu şu andaki sistemime kuruyorum. Kurulum bittikten sonra bunu çalıştırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bunu deploy edebilirsiniz bütün kullanıcılara. Şu ekranda çıkmamasını sağlayabilirsiniz isterseniz. Onunla ilgili bir ufak bir doküman yayınlandı. Daha sonra artık bir soru vardı sanırım. Basic'le alakalı. Basic dışında diğer opsiyon client'ın türü şu. Aslında birden fazla client yayınlandı. Link MX dendi. Link App dendi. Bu Windows 8 Store'da yayınlanıyor. Orada bir client var ama Link Online için kullanılıyor. Link 2010'a bağlanırken biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Onun yanında Office 2013 ile entegre geliyor zaten kurulum. Yani Office 2013 aldığınız, kurduğunuz sisteminize Link 2013 zaten kurul olarak geliyor. Ama böyle bir sisteminiz yok ama Link kullanmak istiyorsunuz. Direkt 64 ve 32 bit olarak Link Basic Client'ları indirebiliyorsunuz, kurabiliyorsunuz. Bu şekilde kurulum var. Arkadaşlar şimdi ben pull'uma register oldum. Ya daha doğrusu move edildim. Fakat şu anda DNS kayıtlarına girmedim. Yani DNS kayıtlarında ben hala şey gözüküyorum. Office Communicator tarafındaki sunucuyu görüyor gözüküyorum. Daha sonra orayı göremiyorum SIP olarak. Onun için DNS'e gidip TCP'den SIP internal TLS'i yine portunu değiştirmeden FQDN'ini mutlaka Link 2013 olarak değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi bunun için aslında iki tane kayıt girmeniz gerekiyor. Ben bütün işlemler bittikten sonraki durumu anlatırım. Yani siz pilot kullanıcılardan artık feedback aldınız. Şimdi ben pilot kullanıcı bağlayacağım ama iki tane kayıt girmeniz gerekiyor. Pilot kullanıcılardan feedback aldınız. Tamam bakayım her şey güzel, sağlıklı çalışıyor dedikten sonra artık ben bundan sonraki aşama Office Communicator'ın remove ve deactive edilmesi aşamasına geldiğim için bu işlemi yapıyorum. Siz bu işlemi en son yapacaksınız arkadaşlar. Artık Oğuzhan Baran kullanıcısıyla bağlanabilir durumdayız. 2013 tarafında. Step by step'te böyle bir süreç var. Tekrar açarak yine underscore'da girişi step by step yapabiliyoruz. Çifte sabit var. Biri 2000 o sesi yapabiliyoruz. Ona göre port yapıyorsun. Tamam, portları falan değil. Adres. Adresi değiştireceksin. İki tane DNS kaydı edeceksin. Teknikte bir referans dokümanı var yine. Onu da inceleyebilirsin istersen. Ben de sana atabilirim. Şimdi arkadaşlar gelelim şeye. Artık pilot kullanıcıları ve diğer bütün kullanıcıları biz şeye taşıdık. 2013 pool'una taşıdık. Şu anda Office Communicator Server sunucusu çalışıyor. Servisleri de çalışıyor ama bunu güvenli bir şekilde kaldırmamız gerekiyor. Kaldırmadan önce ilk önce deactive etmemiz gerekiyor. Deactive işlemlerinde Communicator Server üzerine Standard Edition Server'ın üzerine sağ tıkladıktan sonra sağ tıklayıp deactive dedikten sonra en son application host'u seçecek şekilde ve ondan sonra da front end server'ı seçecek şekilde aktivasyon işlemlerini yapıyoruz. Aktivasyon işlemleri güvenli bir şekilde Active Directory'den kaldırılması için gerekli. Bu işlemleri yapmazsanız sonradan başınıza iş açılabilir. Arkadaşlar dikkat edin, yani bunu da not olarak alabilirsiniz isterseniz. Application host ve ondan sonra front end server. Bunları sona bırakın. Aradakileri ilk başta halledin.
En son frontend server yapın deaktive işlemlerinde. Bir de deaktive işlemlerini yaparken şey, tabii sorun yaşıyorsunuz. Sorun yaşadığınız durumlarda işlemi force etmeniz gerekiyor. Bunu yapın, bunda bir sıkıntı yok. Zaten artık ben bu sunucuyu kaldıracağım. Benim bu sunucuyla işim yok. İşlemi force etmeniz herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Çünkü servisler çıkışıyor. Servisler çünkü startup durumda. O sebepten dolayı sorun yaşıyorsunuz. Gördüğünüz üzere application host'u bir soruya bıraktım. Servis stop etti. Servisleri stop ediyor, aynı zamanda disable yapıyor. Tekrar açılışta startup duruma gelmiyor. Şimdi ben burada bir hata almam gerekiyor. Çünkü bu işlemi çok ardı ardına yapıyorum. Hızlı hızlı yapıyorum. Yani replikasyon süresini beklemeden yapıyorum. Böyle bir hata aldığınızda az önce bahsettiğim gibi bu işlemi force ederek sorunu çözebilirsiniz. Arkadaşlar artık bundan da sonra front end server, office communicator sunucu da hiçbir şekilde çalışmıyor. Bütün kullanıcılarımız Link 2013 sunucusuna bağlanıyor. Biz güvenli bir şekilde communicator server'ı sistemimizden deaktif ettik. Yani deaktif ettikten sonra artık program ekle kaldırdan ilgili bileşenleri gidip kaldırabilirsiniz. Sunucu isterseniz direkt formatlayabilirsiniz. İstediğiniz her işlemi yapabilirsiniz. Artık sunucu... Edge sunucusu için... Edge sunucusu için de aynı şey geçerli. Şimdi zaten servisler disable'ıma geldi. Edge sunucusu için de aynı şeyler geçerli. Ben Link 2013 Edge'i kurduktan sonra ve bütün trafiği ona yöneldikten sonra topoloji builder üzerinden OSS Edge sunucumu kaldırabilirim. Zaten ilk önce Edge sunucusu kaldırılır. Ondan sonra frontend'e geçelim. Arkadaşlar Edge sunucu şöyle, Edge sunucusunuz biliyorsunuz böyle bir arayüzü yok. Edge sunucusunun arayüzü administrator tool service'te giriliyor. Onu deaktif etmiyorsunuz, direkt siliyorsunuz servisleri. Ondan sonra kalkıyor. Zaten Edge sunucusunun bir şey anlamı kalmıyor. Hani 2013 üzerinden çıktığı için herhangi bir anlam ifade etmediği için direkt sistemden silebilirsiniz. Deaktif etmenize gerek yok. Evet, kullanıcılarım şu anda aktif olarak OCS 2007 sunucusu üzerinde Link 2013 client ile Link 2013 sunucusuna bağlanıp birbirlerine mesaj gönderebiliyorlar. Ben bu işlem yapılırken hemen sizin sorularınıza karşılık var mı herhangi bir sorunuz bu durumda? Nasıl? Tekrar alabilir miyim? Evet. Tamam. Ama sizin amacınız burada migrate etmek mi yoksa ikisini ayrı bir sunucu olarak kullanmak mı? Ama merge, yani şimdi migrate adımlarını zaten merge işlemleri. Arkadaşlar bu şeyi şeyde bağlamanız gerekiyor. Yani ilk önce ben topoloji builder'da göstermem gerekiyor. Merge işlemini zaten yapmam gerekiyor. Yoksa şeyi göremem. Office communication sunucuları göremem. Ya back compact site'ı görmem gerekiyor. Arkadaşlar bu işlemler birbirlerini gördükten sonra artık son yapmamız gereken de link server'ın kontrol panelinden back compact site'ı silmek. Ondan sonra topoloji tekrar publish edip OCS ile ilgili bütün komponentleri sistemden kaldırmak. Bunları da tamamen sildikten sonra artık migration işlemini tamamen bitirmiş oluyoruz. Şimdi özellikle migrate tarafında sorusu olan arkadaşlar var mı? 2010 tarafında da neredeyse aynı sayılır.
Sadece Central Management Store'da biraz değişiklik var. Onun haricinde bütün adımları aynı sayılır. Arkadaşlar şey için canlı olarak yaptığımız durumda bir sorun yaşandığı için kusura bakmayın. Maalesef RTM ve Preview'den kaynaklanabilir veyahut da Certification Authority'den kaynaklanabilir bir durumdan dolayı şu anda link client'ını çalıştıramaz durumdayız. Ama öğleden sonraki durum sunumda zaten siz Persistent Chat ve Office Application Server üzerinde çalışacağınız için bu konuyla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Benim tavsiyem yine kendi lab ortamımızda bunu bir kurup denemeniz. Kurulum aşamalarında sıkıntı yaşarsanız yine çözüm parkı üzerinden sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Şimdi hemen söyleyeyim. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun. 2013 kurulu nasıl varsa bir de kurulu aracımızda maliyet ettik. Evet. Sunucu kurulu olarak kalabilir mi? Kalabilir. Kalabilir arkadaşım. Kalabilir. Yani neden diyeceksiniz? Şöyle bir durum var. Araya giriyorum ama bir kanalı unutma. İki yemek hazırlık. Tamam hocam. 5 dakika içinde çıkıyoruz zaten. Kayıtı unutma hocam. Tamam hocam. Kullanabilirsiniz. Sadece topoloji builder'da o edge az önce ekledim ya, o edge sunucusunu link 2010 edge sunucular göstermeniz gerekiyor. O şekilde kalabilir. Sürekli olarak kalabilir. Step by step hepsini yapabilirsiniz. Yani ilk önce front end'i geçireyim, ondan sonra edge'i geçireyim falan. Bu şekilde yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani ne zaman edge sunucusunu aktif hale getirirsiniz, bir tane edge kurarsınız. Son configuration'la export ettikten sonra. Ondan sonra dersiniz ki benim bütün trafiğim bunun üzerinden geçsin, o trafik bunun üzerinden geçmeye başlar. Tamam. Bununla ilgili bir bug var. İsterseniz Active Directory'de create ettiğiniz, özür dilerim. Active Directory'de create ettiğiniz bir user'ı hemen link kullanıcısı olarak gösterebilirsiniz. Bununla ilgili bir PowerShell script de var. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun. Her geçen gün hafta işte o ay 2000, öbür ay 3000, 4000 yani yönetim kararı herkese yakalayacak karar verdi. Bu durumda front-end'in sesini mi aktarmak gerekiyor yoksa kullanıcının sesini? Şimdi zaten böyle bir durumunuz varsa planlama dediğim kasıttan şu, yani mutlaka bir Enterprise Edition kurulum yapmanız lazım. Hani 100 kullanıcı da olsa, çünkü ground olacağı için 100 kullanıcı olsa şimdiden Enterprise yapın. Ondan sonra Enterprise yaptıktan sonra sadece eğer sanal sunucular üzerinde çalışıyorsanız sanal sunucuların kaynaklarını biraz da arttırırsınız. Biraz disk kapasitesine dikkat edersiniz. Özellikle SQL tarafında. Bunun haricinde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Frontendlerin sunucusunun sayısını arttırabilirsiniz isterseniz. Öyle bir durum da var. Yani veya ortama bir direktör sunucusu eklersiniz. Authentication için biraz daha hızlı otantik olmalı. Çünkü frontend'in yükünü azaltır direktör sunucu. Veya mediation server'ı ayırabilirsiniz. Ama 2013 tarafında bunu önermiyorlar. Yani mediation server'ı ayırmayı ama high level topology'da ayırabilirsiniz. Ama onu bir bakmak gerekiyor. Tabii farklı bir şeye cihazı ayırabilir misiniz ama Windows tabanlı bir makine olması gerekiyor. Bir soru daha var. Ben kimlikten sonra da